desteği sağlıyoruz. Bizlerden destek almak gibi bir hedefiniz olursa da sosyal medyada takip edip bizlerle iletişim çok rahat kurabilirsiniz. Ben sözü çok fazla uzatmadan Tuğçe Hanım'a bırakmış olayım. Teşekkür ederim. Big Data Türkiye, dijital çağın gerekliliklerini topluma kazandırmaya çalışan bir topluluk aslında. Burada alanında uzman kişileri bir araya getirerek toplumun daha fazla bu bilime ulaşmasını sağlıyor ve hem akademisyen olsun hem iş adamları, girişimciler olsun buna ulaşmayı sağlıyor. Atölyeler, farklı bootcamplerle beraber bunu destekliyoruz. Bugün de güzel bir program ilerleteceğiz beraber. O zaman ben de Cihan hocamıza veyahut da Zeynep Hanım sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Benim eklemek istediğim bir şey yok. Umarım güzel bir webinar gerçekleştiririz. Teşekkürler. Cihan Bey, müsaitseniz sözü size bırakmış oldum. Evet, teşekkürler. Ekranı paylaşıyorum. Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Bu sıcak ve güneşli havada bilgisayar başında oturmak çok kolay değil biliyorum. Son 20 yıldır yaptığım gibi biraz stresli olabilir. Ekranımı ayarlayayım. Öncelikle direkt soruyla başlamak istiyorum. Siber güvenlikle ilgilenen var mı aramızda? Bir kişi. İki. Evet. Hangi başlıklarda ilgilendiğinizi de söyleyebilirsiniz chat alanından. Orayı da test etmiş oluruz. Sezgin, chat alanından yazabilirsin soruları. Evet, Web Application Security var. Güzel. Güvenlik çalışmaları deyince akla ilk gelen, dediğiniz gibi web güvenliği. Bu siber güvenlik çok derin bir alan ve bunun içerisinde birçok ana başlık var. Bu ana başlıklardan bir tanesi web güvenliği. Blockchain security de bir başlıktır burada. Mesela mobile security gibi. Muhtemelen web güvenlikçi arkadaşlar Open Web Application Security yani OWASP'ı biliyordur. Muhtemelen de oradaki guideline'lar üzerinden ilerliyorlardır. Top 10 listeleri ve diğer onlarca yüzlerce birçok zafiyet var. Bunları incelediğinizi varsayıyorum. Bunu sormamın sebebi bu kategorilerden birisi olan Cyber Security, düzelteyim, AI Security çalışmalarından bahsedeceğiz. Nasıl bir mobil güvenlik varsa, web güvenlik ya da database güvenlik varsa bunun aynısını yapay zeka güvenliği başta olarak da düşünebilirsiniz. Bunlara bakacağız. Henüz yeni bir alan. Bu nedenle konseptler kafa karıştırabiliyor. O yüzden bazı şeyleri biraz detaylı anlatacağım. Anlatmaya çalışacağım. Yani önemli olan burada konseptin doğru anlaşılması. Birisi zaten yıllar alan çalışmalar gerekebilir. Yapay zeka güvenliği çok derin. Yapay zeka ile ilgili çalışan var mı? Bu alanda belki bir bölüm okuyan, özel eğitim almış olan, kendisi geliştirme yapan. Anlatımı ona göre de şekillendireceğim. Güzel. Yüksek yapan var. Lisans dönemine iyi gelmiş Ege. Güzel. Evet, ilgili olan kişiler var aramızda. Tamam. Öncelikle kendimden bahsedeyim hızlı bir şekilde.
Ben 2000'in başından beri bilgisayar kullanıyorum. Bilgisayardan kastım, bilgisayara oturduğumdan beri güvenlikle uğraşıyorum. Açıkçası ilgimi çekiyor. O zamanlar tabii siber güvenlik, hacking biraz hobi olarak yapılan bir şeydi. Şu anki gibi sektör değildi. Yani ticari olarak çalışabileceğiniz bir alan değildi. Bu nedenle hobi çalışmaları yapıyorduk. Zafiyetler vardı, sorun yok, fakat ticari bir sektör değildi Türkiye'de. Mesela penetrasyon, yasal penetrasyon gibi bir şeyden bahsedemezdik o zamanlar. Ve benzeri. Orada daha çok teknik ilgi olarak ilerliyorduk. Ve sonrasında ben bunu biraz daha ürünleşme tarafında kullanmak istediğim için yazılım tarafına ağırlık verdim 2000'in başları. Bu nedenle uzun yıllardır yazılım geliştirme tarafında, ileri seviye yazılım, veri tabanı tarafı ve benzeri bunlarla ilgili. Belki bilenler vardır. SQL Server üzerine 10 yıl önce 2012'de kitap yazmıştım. İleri seviye. Bunun sebebi de aslında siber güvenlik tarafındaki SQL Injection'dır. SQL Injection'ın ne kadar detaylı olduğunu anlamak için veri tabanı teknolojilerinin derinlemesine inmiştim. Biraz fazla indim. Sonra veri tabanı uzmanı gibi bir çalışma modeline geçmiştik. Daha doğrusu programcı tarafında, yani DBA değil. Böyle yazılım tarafında da yıllardır güvenli uygulama geliştirme eğitimleri de ve danışmanlıkları da veriyorum. C# ve benzeri. Şuradan bahsedeyim. Dil olarak Go, Python, C#, Rust, C++, Julia ve TypeScript gibi dillerle ve birkaç tane daha dil var. Bunlarla ilgili. Fakat en yoğun olarak kullandığım ilk 4 tanesi. Bunlar da ileri seviye ve güvenli uygulama geliştirme yapabiliyoruz. Veri tabanı tarafında şurada yazdıklarım. SQL Server, Oracle, PostgreSQL ve benzeri. Ve şuradan da bakabileceğiniz gibi blockchain ve yazılım mimarileri tarafında birçok şeyi kullanıyoruz. Ürünlerimizi de kullanmamız gerekiyor. Yapay zeka tarafında hem application geliştirme, yani yapay zeka uygulaması geliştirme, hem de kernel geliştirme tarafında. Yani sıfırdan bir deep learning kernel geliştirme gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu tür çalışmalar yaptık. Bunu yapmamın sebebi de otonom sistemler tarafında yaptığım çalışmalardı. Aslında bunların hepsi birbiriyle alakalı. Otonom sistemlerdeki çalışmalar benim... Şu an ezan okunuyor. Bir dakikalığına kapatayım sesi.
Tekrar merhaba. Otonom sistemler tarafında da bu kernel seviye çalışmalara devam ettik. Ve bununla ilgili de yayınlarım var. Onları inceleyebilirsiniz merak edenler. YouTube kanalımdan bakabilir. İkişer saatlik, 2,5 saatlik ve benzeri. Bunların ortak noktası işte insansız otomobiller, insansız fabrika, altyapıları geliştirme ve benzeri gibi şeylerdi. Buralarda meraklar vardı. Bunların ortak noktası olarak da güvenlik zafiyetlerinin olduğunu fark ettim bu zaman içerisinde ve bunlara odaklandık. Burada da şu an girişim olarak yapay zekayı siber güvenlik çözümleri olarak kullandığımız bir girişim yapıyoruz. Bunun ana çözümlerinden bir tanesi, belki de ana ürün, otonom saldırı sistemleri. Yani yapay zekayla kendi kendini öğrenen bir hacker geliştirmek. Bunun üzerine çalışıyoruz. Kendimden bu şekilde özetle bahsetmiş olayım. Şimdi yapay zeka güvenliği tarafına gireceğiz. Orada kullandığım bir sunum var. Başlığı Cyber AI. Bunun sebebini de anlatacağım. Bu aradaki farkı anlatmak için zaten bunu kullanacağım. Herkes görebiliyor mu ekranı? Sorun yok değil mi? Şu an sunumu açtım. Tamam. Evet. Öncelikle Cyber AI ana başlığı. Cyber AI içerisinde birazdan da göstereceğim gibi AI Security ve Cyber Security AI başlıkları var. İkiye ayrıldığını düşünebilirsiniz bunların. AI Security, yapay zekanın kendi güvenlik zafiyetleri. Mesela burada bahsettiğimiz neydi? Yapay zeka da bir mobil uygulama kategorisi gibi kategoridir. Ya da database, ya da web uygulama gibi, ya da IoT. Bunun gibi bir kategori ve bunun da kendi güvenlik zafiyetleri var. Bu başlık AI Security olarak geçiyor. Fakat bir de şu var. Siber güvenlik sektöründe bilirsiniz binlerce güvenlik zafiyeti var ve bunların çözümleri var. Yani detection var, prevention var, bir de attack var. Yani bir savunma odaklı tanıma kısmı var. Bir onun savunması var, bir de onun saldırısı var gibi düşünelim. Bu başlıklara da mesela SQL injection diyelim. Bunu YouTube kanalımdan bakabilirsiniz. Demolar yayınlamıştım. Cyber AI demolar. SQL injection detection diye bir kısa video var. Mesela o bir örnek. XSS detection. Böyle güvenlik zafiyetleri. Bunları tanıma ve ya da bu saldırıları gerçekleştirebilme kısmı Cyber Security AI kısmı oluyor. Bunların ikisini de birleştirdiğimiz alanda Cyber AI aslında. Sadece kafa karışıklığı olmasın diye söyledim. Altta da bahsettiğim Cyber AI Engineer, AI Red Team ve Developer. Yıllardır zaten geliştiriciyim. Cyber AI Engineer adında Türkiye'de ilk güvenlik, yani yapay zeka ile güvenlik eğitimini başlattık. Buna da bakabilirsiniz. AI Red Team dediğimizde, Red Teaming yapay zekanın hacklenmesini sağlayan, güvenlik zafiyetlerini araştırmamızı sağlayan başlık oluyor. AI Red Teaming. Bunu da ilgilenenler bilecektir siber güvenlik sektöründe. Şuradaki web sitelerinden bilgi alabilirsiniz. Az önce bahsettiğim şeyi özetlersek aslında her şeyi burası kısaca açıklayabilir. Cyber AI, sol tarafta AI Security diyor ki AI can be hacked. Yapay zeka hacklenebilir. Bu kadar. Ve kesinlikle yapılabilir bu. Birçok. Yani otonom sistem de olsa, bir İHA SİHA da olsa, insansız otomobil Tesla da olsa fark etmiyor ki hacklendi birçok kez. Cyber Security AI, bu da yapay zeka hackleyebilir ya da savunabilir. Aynı şey. Bu şekilde özetleyebiliriz. Bildiğimiz gibi güvenlikte %100 güvenlik diye bir şey yoktur. Hiçbir zaman olmadı ve bundan sonra da olmayacak. Bunu değiştirebilecek herhangi bir şey olduğunu sanmıyorum ya da olacağını. Yani işin mantığı, doğası gereği her zaman her şey eklenebilir ya da bu riski taşıyor olacak. Yapay zeka dediğimizde bundan sonraki başlıklarda machine learning'i de yapay zeka olarak değerlendireceğiz. Deep learning'i de vesaire, artificial intelligence'ı da. Çünkü burası bu yapay zeka eğitimi değil. Bunların birbiri arasındaki farkı anlatmayacağız. Hepsi bizim için yapay zeka olacak.
Yapay zekadan önce yazılım dünyayı yiyor diye bir tabir vardı. 10-15 yıl önce falan bunu konuşuyorduk. Şimdi yapay zeka hepsini birlikte yiyor diyoruz. Yapay zeka hiç bilmeyenler için şöyle örnekleyebiliriz. Bizim burada bir öğrenebilen algoritmamız var. Ortadaki input, hidden, output dediğimiz şey burada neural network, yapay sinir ağlarını kastediyoruz. Artificial Neural Network, ANN, bunları kodlamak. Bunun görsel odaklı çalışan versiyonu da Convolutional Neural Network dediğimiz CNN oluyor. Basitçe bunu biz programlıyoruz. Bu algoritma, bunu kodlayarak modele dönüştürüyoruz. Yapay zeka modeline ve ona bir veri veriyoruz. O veri üzerinden de ne istiyorsak onu öğretiyoruz. Mesela köpek, kedi ve benzeri. Öğrettikten sonra da bir tane köpek fotoğrafı gönderdiğimizde input olarak bu diyor ki ben bunu biliyorum, bu köpek görünüyor, köpeğe benziyor gibi. Basit anlamda yapay zeka bu. İnsan zihninden, insan beyninden etkilenerek oluşturuldu. Artificial Neural Network. Bunu göstermek için de şöyle bir görselimiz var. Bunu inceleyebilirsiniz. Birebir kopyası insan beynindeki nöron ve onun yapay hali. Ekranda gördüğünüz bir CNN algoritmasının çalışma mantığı, az önce bahsettiğim gibi. Bu MNIST görseli, MNIST görsel veri seti var. El yazılarından oluşmuş birer veri seti diyelim. 0 ile 9 arasında el yazılarından oluşan verilerden oluşuyor ve bunları biz öğretiyoruz. Sonrasında da herhangi bir el yazısıyla oluşturulmuş 6, 3, 5, 7 gibi rakam yazdığınızda bu onu tahmin ediyor. Prediction işlemi uygulanıyor ve benzeri. Basit anlamda böyle. Peki yapay zekada bizim nesnelerimiz nelerdir? Object dediğimiz. Buralar basit gibi görünebilir fakat çok aslında sonucu etkileyen, insanların kariyerini de etkileyen şeylerden birisi. Yapay zekada veri tarafında neye yatkınsanız, ne üzerine çalışmak istiyorsanız o alanda uzmanlaşmanız gerekiyor. Mesela hiç görüntü, örüntü, resim mantığı nedir bilmeyen birisinin görüntü üzerine yapay zeka çalışmaları yapması doğru değil. O alanda ciddi bir zamana ihtiyacı var. Öncelikle görüntünün temel dinamiklerini çok iyi biliyor olmanız gerekiyor çünkü. Ama bir başkası da mesela ses üzerine uzmandır. Ama bir başkası diyelim ki görüntü üzerine uzman olan ses konusunda uzman değilse o da seste çalışamaz. Çünkü sesin çok farklı dinamikleri var kendi içinde. Öncelikle o konuda uzmanlaşmanız gerekiyor ki sonra onun yapay zekasında çalışmalar yapabilirsiniz. Bu nedenle özellikle gösteriyorum. Resim, metinsel veri, dosya, herhangi bir dosya olabilir. Mesela cybersecurity AI'de malware detection ya da malware creation, generation işlemleri yapıyoruz. Yani zararlı yazılımı biz kendimiz sıfırdan oluşturabiliyoruz yapay zekayla, otomatik bir şekilde. Ya da onun detection'ını yapabiliyoruz gibi. Şu dosya malware'dir, bu değildir ve benzeri gibi. Bu herhangi bir şey olabilir, dosya dediğimiz. Sadece bir iki güvenlik örneği verdim. Ses dosyası, video, frekans, 3D objeler, bunlar çok revaçta. Mesela Metaverse ile ilgili olarak söylemek gerekirse, Metaverse tarafı tamamen 3D bir ortam. Ve orada da normal yapay zeka çalışmalarını bir kenara bırakıp 3D nesneler üzerinde çalışabilmek gerekiyor. Ya da genel olarak data diyebileceğimiz alan. Öncelikle temel AI security ya da cyber security AI tarafında uzmanlaşabilmek için temel güvenlik kod dinamiklerini biliyor olmak gerekiyor. Bu nedenle özellikle güvenlik kod tarafını belirtmek istedim. Güvenlik kodlama, buna OWASP'ı dahil edebilirsiniz. Güvenlik kod yazma tekniklerini dahil edebilirsiniz. Dinamik, statik kod analizini dahil edebilirsiniz. Tonla şey var burada. Çünkü nihai olarak hacklememizi sağlayan şeylerin, yapay zeka hacklememizi sağlayan şeylerin çoğu ya da en az yarısı algoritmadan ziyade kodla alakalı şeyler olacak. Kodu hackliyoruz sonuçta. Burada da güvenlik için gene benim 49 sayfalık
Bir slaydım var. Cihanursan.com'dan bulabilirsiniz. Slide server üzerinde. Temel veri güvenliği unsurları, yazılım odaklı bir slide. Onun videosu da vardı benim hesabımda. 103 sayfalık OWASP sunumum var. Bunu da paylaştım. İnceleyebilirsiniz. Genel olarak hiç bilmeyenler için çok iyi bir başlangıç olabilir. Neden güvenli kodlama? Çünkü yapay zeka dediğimiz şey, algoritması dediğimiz şey koddan ibaret. Her ne kadar matematiği olsa da bu matematiğini biz aslında koda dökerek çalıştırmak zorundayız. Haliyle şöyle bir şey, daha önce hiç görmeyenler için, bir yapay zeka modeli hiç görmeyenler için örnek olmuş olsun. Bu Google'ın geliştirdiği TensorFlow ile geliştirilmiş çok basit bir örnek. En basit örneklerden bir tanesi. MNIST veri setini, bu el yazısı veri setini otomatik olarak alıyoruz buradan. Ondan sonra bunu test ve train veri seti olarak label'larını, verilerini parçalıyoruz. Sonrasında şurası modelin kendisi. Katmanlar oluşturuyoruz. Dense, dropout, dense, flattening işlemleri. 28'de 28'lik görsel veriler var burada. O yüzden input'un, yani görsel verinin boyutlarını 28'de 28 olarak veriyoruz. Sonra düzleştir diyoruz. Sequential bir modül oluşturuyoruz. Ve benzeri ve benzeri. Bundan sonra da compile işlemi yapmamız gerekiyor. Optimizer veriyoruz, loss veriyoruz, metrikleri veriyoruz. Ve sonra fit, yani eğitimin gerçekleşmesi süreci var. X-train ve Y-train, yani verileri veriyoruz. Bizim veri setimizi. Sonrasında diyoruz ki 5 kere bunun üzerinde dön. Bu veri seti üzerinde. Epoch diyoruz buna da. Sonra da evaluation. X-test, Y-test, verbose vesaire. Bunlar da genel evaluate işlemleri. Bu en basit hali. Gördüğünüz gibi burası tamamen kod. Yani kod güvenliği burada çok kritik olmak zorunda. Peki neler yapabiliyoruz? Hızlıca bakmak gerekirse yapay zeka ile. Image classification. Bu arada ilk başta bir introduction AI yapıyorum burada. Hızlı bir şekilde hiç bilmeyenler için. Sonrasında AI security'ye gireceğim. Image classification, post estimation. Yani resim sınıflandırma, post estimation dediğimiz. Google'a yazarsanız bir Genelli tarzında bir görsel göreceksiniz. Videolar falan göreceksiniz. Bundan bahsediyoruz. Face recognition, face detection, object detection, question answering system. Yani soru cevap sistemleri otomatik çalışan. Semantic segmentation, text classification vesaire. Ama şurada benim için önemli olan industrial AI ve autonomous systems. Benim odaklandığım başlıklar. Diğerleri ufak şeyler zaten. Çok basit küçük parçalar. Şu son iki tanesi ise zaten devasa ve geleceği değiştirecek olan başlıklar. Endüstriyel AI, yani yapay zeka ile otonom fabrika üretmek mesela. Bu. Ondan sonra otonom sistemler. Bu sadece Tesla gibi bir self-driving car demek değil. Bir İHA da bunun içerisine, deniz aracı da bunun içerisine dahil. Uzayda kullanılacak otonom bir araç da buna dahil. Aklınıza ne geliyorsa aslında. Otonom çalışan herhangi bir donanımsal araç. Bu fabrika da bunun içerisine dahildir bu arada. Autonomous Factory dediğim şey. Ve bunlar geleceği değiştireceğine emin olabilirsiniz. Üzerinde, ikisinin de üzerine çok çalıştım. Her şey bunlara kayacak. Ve kayıyor da zaten. Gene hiç bilmeyenler için şöyle AI Model Lifecycle nedir diye bakacak olursak. Model Development Lifecycle. Şuna benzer. Hızlı hızlı geçelim. Mesela prepare data, veri setini hazırlamak apayrı bir süreçtir burada. Ve gerçekten angaryadır. Çok uğraştırır, çok zaman alır, çok kaynak da alabilir. Çünkü insan gücü gerekiyor ciddi şekilde. Ama olmazsa da olmaz. Çoğunda. Yapay zekanın çoğunda olmazsa olmaz. Mesela kendi kendini öğrenen sistemlerde farklı yaklaşımlarımız var. Ama deep learning ve machine learning dediğimiz başlıklarda o veriyi genellikle hazırlamamız gerekir. Burada veriyi hazırladık. Ondan sonra modeli de hazırladığımızı varsayalım. Sonra bunu, bu modeli, algoritmayı yani, ilgili veri üzerinde eğitiyoruz. Train model. Bu cloud ya da on-premise olarak kendi lokalinizde yapabilirsiniz. Sonra da bunun, diyelim ki eğittik, test ettik ki bu çok detaylıdır. Bu arada yapay zeka ilgisi olanlar için 5,5 saatlik benim YouTube'da yapay zeka giriş rehberi var. Ona bakabilirsiniz. 5,5 saat hızlandırıp bu genel temelleri falan anlayabilirsiniz.
Diyelim ki bu modeli geliştirdik, ilgili veri üzerinde eğittik. Ondan sonra bunu paketlememiz gerekiyor. Ne için? Programatik olarak kullanabilmek için. Package model. Sonrasında da validation işlemleri, test verisi ve benzeri. İşimiz bitti, artık deploy edebiliriz. Bunu bir web uygulaması olarak ya da mobil uygulama ya da IoT cihazlarda ya da robotik fark etmiyor. Self-driving car da olabilir, fark etmiyor. Deployment süreci var, onu yapmamız gerekiyor kullanılabilmesi için. Deploy model alanı, sonrasında da bunun sürekli olarak monitör edilmesi gerekiyor ki sağlığını kontrol edebilirim yapay zekanın. Yani bizim ürünümüzden bahsediyoruz. Bu güvenlik zafiyetleri amacıyla da olabilir, performans amacıyla olur ve benzeri her şey için monitoring işlemi önemli. Bu en basit hali. Sadece bunun üzerine kitaplar yazılabilir ki yazılıyor. Şöyle, genellikle yapay zeka eğitimleri şuradaki ortadaki kısma odaklanır. Machine Learning Code dediğimiz ML Code kısmı. Bu Hidden Technical Depth in Machine Learning Systems. Google'ın bir paper'ı var. Bu alanda yayınladığı bir döküman. Onun içerisinde özetle diyor ki bunu 2015'te yayınladı. Ondan sonra çok daha karmaşık hale geldi bu altyapılar. Burada özetle diyor ki aslında Machine Learning Code dediğimiz, yani genellikle Türkiye'de, dünyada da genellikle Machine Learning eğitimlerinde uygulanan şey şuradaki Machine Learning Code kısmının matematik kısmı oluyor. Yani kod kısmını bile çok detaylı anlatmıyor aslında. Anlattığını varsaysak bile genel şu konsept AI Engineering oluyor. Yani bunu baştan sona uzmanlaşacak kişi AI Engineer'dir. Machine Learning Engineer de diyebiliriz. Bunun içerisinde sadece şu ML kod kısmına odaklanıyor eğitimler ve benzeri. Halbuki şurada devasa bir altyapı var ve bu altyapının güvenlik sorunları var. Performans, güvenlik, donma sorunu var. Bunların hepsi AI Engineering alanı oluyor. Bu arada şurası sadece şuradaki dokümana göre %5'ini temsil ediyor burası. Ama günümüzde %2-3 diyebiliriz aslında buna. Daha azına denk geliyor. Çünkü altyapılar daha karmaşık hale geldi. Biraz daha örneklemek gerekirse. Veri var. Pre-processing. Veriyi hazırladık. Ondan sonra training, validation, testing gibi süreçlerimiz var burada. Training stage dediğimiz, the validation stage, doğrulama ve testing stage alanlarını ayrı ayrı gösteriyor burada. ML model işte kötüyse hyperparametric tuning dediğimiz bir şey var. Çok havalı görünüyor adından. Fakat aslında çok basit bir şey. Yani modelin içerisinde, yapay zeka modelinin içerisinde geliştiricinin, yani benim burada ya da sizin, değiştirebileceği bazı parametreler var. Modelin kalitesini etkileyecek parametreler bunlar. Bunlara da hyperparameters diyoruz. Hiperparametreler ve bunların değiştirilerek modelin kalitesinin artırılmaya çalışılması sürecine de hyperparameter tuning diyoruz. Bu kadar. Diyelim ki burada bunu sağladık. Artık iyi oldu. Yani good oldu. Ondan sonra da modelin deployment süreci var. Olmalı. Test ettik. %90 ya da üzerinde, ki bu her zaman böyle değildir. Olmak zorunda değil. Senaryoya göre değişir. %90'ın üzerinde bir accuracy, yani doğruluk değeri alabiliyorsak bu modelden, artık bu publish edilebilir demek. Gayet basit. Altında ise discard model. Yani benim bunun üzerinde daha çok çalışmam lazım demek. Devam ediyorum. Machine Learning as a Service. Bizim geliştirdiğimiz çözümlerde genellikle bunu kullanmak zorunda. Bununla ilgili herhalde bir 80-90, belki tam hatırlamıyorum, o civarlar sayfası olan bir slide paylaşmıştım geçen sene. Gene benim cihanosen.com'dan bulabilirsiniz. Sadece Machine Learning as a Service üzerine. Machine Learning, Deep Learning, algoritma ve yazılımlarının bulut bileşim hizmetlerinin bir bileşeni olarak sunulması modeline denir. Yani SaaS dediğimiz, mesela Shopify SaaS altyapısına sahip bir sistemdir. Software as a Services. Kullandığın kadar öde diye bir altyapı diyelim, hiç bilmeyenler için. Bunun altında da yapabilmek için teknik olarak multi-tenancy vesaire gibi şeyler var.
Yani tek bir yazılım var, bunu kiralayarak başkalarına kullandırabiliyoruz online ortamda. Bunun SaaS artı machine learning ya da deep learning ya da computer vision birleştirdiğimizde machine learning as a service oluyor. Ve devasa bir altyapıyı sağlıyor. Bir machine learning projesi nasıl yayınladı? Bunları hızlı bir şekilde göstereyim. Training code, labeled, etiketlenmiş data, modeli oluşturduk. Model, web application code. Tabii ki bu model şey de olabilir. Web application code değil de mobil uygulama da olabilir. IOT da olabilir. Fark etmiyor. Neye göre, neye deploy edeceksiniz? Orada. Sonra deployment ve production. MartinFowler.com üzerinden bu makaleye erişebilirsiniz. Aslında epey eski ve bundan çok daha derin ama genel konsepti anlamanız için Martin Fowler'ın makalesi yeterli olabilir. Şöyle, bunlarla kimler ilgilenir? Bunlardan bahsediyor. Mesela Machine Learning Engineer aslında şu kısımla ilgilenir diyor. Fakat şu kısımda da tecrübeli olması gerekir. Bir AI Engineer diyebilirsiniz buna. Mesela ben bir AI Engineer'im. Machine Learning Engineer da denebiliyor. Bu sadece şu kısımdan sorumlu değil aslında. Bu kısımlarda da bilgi sahibidir ama ana sorumluluğu burasıdır. Yazılımda çok tecrübeli olması gerekiyor falan. Labeled data, data scientistler modelin aslında daha çok matematiksel algoritmalarını geliştirmek için vardır. Yani modelin o çekirdek kısmını geliştirmek için vardır. Yani bu konuda uzmanlaşması gerekir gibi. Geçiyorum bunları. Nasıl yayınlanır? Artık sonlara geliyorum AI security öncesinde. Bunu bulabilirsiniz benim sunumlarımda. TensorFlow'la ve PyTorch'la, ki iki tane zaten çok gelişmiş yapay zeka library'si var. Bunları kullanırız projelerimizde. Bunlarla ilgili işte Docker'la, Kubernetes, REST API, gRPC vesaire bunların hepsiyle ilgili nasıl yayınlayabileceğinize dair detaylı bilgiler var. Bununla ilgili de 87 sayfalık sunumumu link olarak gösteriyorum SlideShare üzerinde. Diyanosan.com'dan erişebilirsiniz gene. Genel açık. Evet. Ön hazırlığı yaptıktan sonra şimdi CyberAI aslında ana başlık olarak AI security'ye girebiliriz. Buraya kadar sorusu olan var mı? Cyber Security AI Applications. Sorularınız varsa chatten sorabilirsiniz. Önümde duruyor şu an. AI Security'den önce Cyber Security AI Applications tarafında neler yapabiliriz? Kabaca birkaç taneden bahsedelim. Phishing Detection. Phishing bilen var mı? Nedir? Nasıl yapılır? Nasıl korunur? Phishing Türkçesi oltalama ve güvenli olmayan bir linke yönlendirmek olabilir. Evet, mesela diyelim ki bir bankanın web sitesini klonlamış birisi, domainde ne olsun? Evet, diyelim ki akbank.com.tr değil de albank.com gibi bir şey olsun. Mesela böyle bir web sitesi ve görüntü olarak da Akbank gibi görünüyor. Haliyle onun kullanıcıların da muhtemelen en az yarısı bu oltalamaya düşer ve kullanıcı bilgilerini oraya gireceklerdir. Ondan sonra da ekleniyorlar tabii ki. Hesapları boşaltılıyor gibi. Phishing genel olarak böyle. Phishing detection yapabiliyoruz. Bir web sitesinin phishing olup olmadığını anlayabiliyoruz. Bu arada Safebox, yani kendi girişimde de bunun çalışmaları var. Bunu bir servis olarak yapacağız. Üzerinde çalışıyoruz. Testler başarılı. Phishing detection yapılabiliyor fakat phishing generation da yapılabiliyor. Özellikle bunlardan bahsediyorum. Yani bir web sitesini otomatik olarak phishing yapabilecek bir web siteyi generate edebiliyoruz. Sentetik veri üretme teknikleriyle yapabiliyoruz bunu. Nasıl bir video sentetik üretilebiliyorsa, bir ses, bir metin sentetik olarak, yapay olarak üretilebiliyorsa haliyle ben phishing web sitesi de üretebiliyorum bununla. Yani hem saldırı hem savunma yapabiliyoruz burada.
Başka malware ki ana adı malware'dir. Wave ile devam eden birçok alt kategori var. Ransomware, detection ya da generation. Bahsetmiştim, bunları yapabiliyoruz. Malware detection bol miktarda yaptık aslında. Sadece bunu yaparken dikkat etmeniz gerekiyor. Bilgisayarınıza şöyle diyeyim. CryptoLocker'ı mesela herkes bilir. Şimdi bir veri seti indiriyoruz ya da oluşturuyoruz. Bilgisayarımda 5 GB'lık malware data seti oluyor. Sıkıntı şu, yanlışlıkla bir tanesini açarsan sistemin komple çöp olacaktır. Çünkü malware harekete geçecek ve bütün bilgisayarı kendi kendine kilitleyebilirsin. Bu nedenle bu tür çalışmaları zararlı yazılımlar üzerindeki yapay zeka çalışmalarını sanal ortamlarda yapmanızı öneririm. Hatta o sizin bilgisayarınıza erişememesi gerekiyor. Yani virtual machine'de bile yapsanız kesinlikle bu sizin kullandığınız bilgisayara erişememesi lazım. Bunun için özel bir laboratuvar oluşturmanızı tavsiye ederim. Aksi halde malware ile uğraşmamak daha iyi olur sizin için. Ransomware vesaire bunları yapabiliyoruz. Otomatik olarak da üretebiliyoruz. Bunu da otomatik saldırılar için yapıyoruz mesela. Ya da yapabiliriz diye. Network Anomaly Detection. Network odaklı saldırılarda anomalileri tespit edebilmek gerekiyor. Bunun için de yapay zeka aslında kesinlikle insandan çok daha verimli olduğunu söyleyebiliriz. Mesela SOC tarafı, aramızda çalışanlar da var bu alanda. Bunlar mesela log analizleri ve benzeri yapıyor bildiğiniz gibi. Çeşitli yazılımlar kullanarak. Bunların yapay zeka ile analiz edilmesi ve otomatik olarak respons üretmesi ya da bir cevap üretmesi, belki karşı atak üretmesi. Bunlar hepsi yapılabilir. Yapay zeka ile karşı atak üretmek. Cloud Attack Detection, geçiyorum cloud ile alakalı. Vulnerability Detection, Static Code Analysis ya da Dynamic Code Analysis diyebiliriz. Bununla alakalı gene bir CyberAI demo var YouTube kanalımda. Ona bakabilirsiniz. Bir saldırı da yapabiliyoruz. Diyelim ki C kodu üreteceğim ya da Python kodu, fark etmiyor. O kodu ben yapay zeka ile üretip saldırı amacıyla kullanabiliyorum. Ya da o kod içerisindeki Python kodu içerisindeki güvenlik zafiyetlerini ben daha önceden öğretiyorum benim yapay zeka vulnerability detection motoruma. Ondan sonra o kodları inceliyor bir NLP mantığında, doğal dil işleme mantığında ve bunları bir zafiyet olduğunu söylüyor mesela. Tabii ki öncesinde eğiteceğiniz, bu modeli eğiteceğiniz veri setinin çok kaliteli olması lazım. Yani bayağı detaylı olması gerekiyor. Çok fazla zafiyet öğretmeniz lazım. Ve onu tekrar tekrar birçok şekilde öğretmeniz gerekiyor. Bunlar yapılabiliyor. Bu arada Dynamic Code Analysis de yapılabiliyor. Bunu mesela mobil uygulama tarafında da yaptım. Bir mobile app'in dinamik olarak hiç hiçbir mobil uygulamanın decompile'ını gerçekleştiren oldu mu? Ya da bir masaüstü uygulamanın, Exe'nin diyelim, decompile işlemi yapan var mı? Reverse engineering. Bu güvenlik tarafında da ilgilenilebilen bir şey. Ama mesela güvenli kod tarafında da bizim yapabildiğimiz bir şey. Onu bir DLL'i ya da Exe'yi hacklemek ya da mobil uygulamayı hackleyip onun içerisinde kod analizi yapmak. Diyelim Android uygulamasını decompile ettik. Ondan sonra içerisindeki kodları okuduk. Güvenlik zafiyetlerine göre onun analizini yaptık falan. Bunu teknik olarak yapay zeka ile yapabiliyoruz. Sadece burada kendi kendini öğrenen sistemler geliştirmeniz gerekiyor. Bu çok şu ana kadar muhtemelen piyasada çok denk geldiğiniz machine learning, deep learning algoritmaları değil, self learning algoritmaları oluyor. Kendi kendini öğrenmesi gerekiyor. AI based honeypot. Bu çok detaylı bir konu. Honeypot'un ne olduğunu bilenler bunun yapay zeka ile yapıldığını söylemem yeterli. IoT attack detection. Bu çok kritik başlıklardan biri gene. Nesnelerin interneti tarafından
Yani saldırılar oluşturma, yani hem atak oluşturma hem de onların tespiti yapılabiliyor. Security Event Log Analysis, bu gene çok kritik başlıklardan birisi. Güvenlik, ister yazılım olsun, ister sistem odaklı olsun fark etmiyor. Güvenlik loglardan başlar. Yanlış loglanmış ya da logo olmayan ya da eksik logo olan bir ortamda güvenlik analizi, performans analizi yapabilmeniz pek mümkün değil. Yani hep eksik olur analizleriniz. Ve burada da güvenlik tarafında çalışanlar varsa bilirler, genellikle işler logların takibiyle gerçekleşir. O logları detaylı olarak inceleyerek bir karşı plan oluşturur. Bu plan savunma odaklı da olabilir, saldırı odaklı da olabilir. Burada da deep learning tarafında, machine learning'de çok sıkı bir şekilde log analizi yapabiliyoruz. Ve buradan çok şey anlayabiliyoruz, emin olabilirsiniz. Security Text Understanding, bu ben size örnekle anlatayım. Text Understanding ya da Image Understanding diye şeyler var. Hatta Video Understanding de var. Bu şöyle, mesela bir video var. Hatta bununla ilgili Facebook'un research'ında FAIR var, GitHub hesabı. Oradan şeyi bulabilirsiniz. Çok güzel bir labirisi vardı. Video veriyorsunuz, videonun içerisindeki nesnelerin, bu insan, herhangi bir şey olabilir, ne yaptığını söylüyor. Mesela bir kadın dans ediyor, bir adam oturmuş piyano çalıyor, bir köpek işte zıplıyor, hopluyor vesaire gibi. Böyle şeyler. Bu understanding tarafı. Yapay zekaya gerçekten bir şeyi anlayabilmesini sağlayan kısım oluyor. Bu understanding'i text understanding de yapabilirsiniz. Image, video, sound, voice, her şeyi yapabilirsiniz. Security text understanding'i şu amaçla kullanıyorum ben. Bizim loglar üzerinden bir şeyleri anlayabilmemiz gerekiyor. Kategorize edebilmemiz lazım. Misal 1000 tane kullanıcımız var. Bu kullanıcılar bir işlem yaptığında diyelim ki 5-10 tane log atıyoruz sisteme. Öyle bir yazılım geliştirmişiz. Yani her şeyi loglamak zorundayız sistemde. Fakat bunu bir insanın takip edebilmesi ve buradan anlam çıkartabilmesi mümkün değil. Belli parametrelere göre kritiklik seviyeleri oluşturmanız lazım. İşte davranış analizlerini ayırmanız gerekiyor. User activity'yi ayırmanız lazım. Kritik davranışlara ayırmanız lazım vesaire. Bizim güvenlik loglarımızda da bu tür veriler var. Mesela network atağına dönüştürülecek ya da network atağı aşamalarından birisi. Bu da istihbarat toplama. Yani information gathering dediğimiz bilgi toplama aşamasındaki davranışları temsil eden bazı loglar var. Bunları Security Text Understanding kısmı, o geliştireceğimiz AI motoru bizim için şey yapabilir. Şunu diyebilir, o modelleri doğru geliştirebilirsiniz. Bunu yapıyoruz. Şunu diyebilir, şu IP ya da şu kaynaklardan şöyle bir saldırı olma ihtimali tespit edildi. Bu aslında o loglar takip edilerek yapılıyor gibi düşünebilirsiniz. Ya da bahsettiğim gibi diyelim ki 6 aşamalı bir hack saldırısı var. Bu hack saldırısının 3. ya da 4. aşamasında olup olmadığını ben bunun üzerinden anlayabiliyorum. Oluşturduğum veri setleriyle. Burada da saldırının hangi aşamada olduğunu %93 gibi bir doğrulukla tespit edebiliyorum mesela. Daha fazla da yapılabilir. Gibi. Çok fazla şey var. Capture Breaker, bu en basitlerden bir tanesi. Bir capture sistemini hacklemek. Tabii ki her capture değil. Bu otomatik, hani ben bot değilim gibi şeyler var ya, bunlardan bahsediyoruz. Hepsi değil. Fakat hani hackerlar bunu nasıl hackliyorsa onun güvenliğini de artırma tekniklerini kullanıyor geliştiriciler tarafından. Ama birçok capture hacklenebiliyor yapay zekaya.
SCADA System Security dediğimiz bir başlık. Bu aslında Industrial Security diyebileceğimiz bir alan. Ya da Critical Infrastructure Security denebilir. Bu şekilde araştırmanız daha doğru. SCADA sistemleri, savunma sanayi, fabrika altyapıları ve benzeri bunlar uzay. Bunların hepsi Critical Infrastructure başlığında incelenir. Onların da güvenlik tarafında yapay zeka çok güçlü bir şekilde kullanabiliyor. Şurada Security Threat Understanding dediğimiz başlıkta Attack Level Estimation dediğim başlık aslında az önce söylediğim. Yani bir saldırının hangi aşamada olduğunu ben anlayabiliyorum. Anladıktan sonra o gelen requestlere ben istediğim yönü verebilirim. İstediğim karşılığı da verebilirim. İstediğim şekilde de yönlendirebilirim. Ama onu manipüle de edebilirim. Yani çok basitçe düşünmek gerekirse bir kişinin fiziksel olarak size saldıracağını bildiğiniz anda siz ona göre bir aksiyon alabilirsiniz, değil mi? Herhangi bir şey olabilir. Kaçmak da olabilir, ona fiziksel karşılık vermek de olabilir. Bir yere girmek de olabilir. Fiziksel olarak kendini korumak için. İşte bir karakola girmek vesaire gibi. Bunun gibi her şey olabilir. Siz ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Yeter ki o atağı tespit edin önce ve atağın seviyesini tespit edin ki ona göre karşılık verebilin gibi. Bunları yapabiliyoruz. DDoS Attack Detection bu kanayan yaralardan biri güvenlikte. Aslında %100 çözümü olan bir şey olmasa da teknik olarak çözülebiliyor. Yapay zeka da burada çok kritik öneme sahip. O DDoS ataklarını tespit edebilme, botnet saldırılarını vesaire ve onun diyelim manipüle edilmesi ya da dağıtılması, farklı kaynaklara dağıtılması gibi. XSS, SQL Injection Detection ya da Generation, bunlarla ilgili, ikisiyle ilgili de demom var benim YouTube kanalımda, onu inceleyebilirsiniz. Automated Web Penetration, bu self-learning başlığına giriyor. Bu nedenle buna girmeyeceğim. Automated geçen her şey self-learning. Kendi kendini öğrenmeyi gerektirir ve daha karmaşık algoritmalar var. O yüzden buna girmeyeyim. Fakat bunun üzerine çalışma yapıyoruz. Yani otomatik bir şekilde bir web sistemini hacklemeye çalışan otomatik yazılım, yapay zeka tamamen. Bu kendi kendini öğreniyor, hack saldırılarını, tekniklerini. Ondan sonra da saldırı olarak karşılık veriyor. Ne kadar iyi öğretirseniz, ne kadar doğru öğretirseniz ki bayağı zor bu. Diğerleri gibi göreceli olarak kolay değil, diğerleri de zor ama bu en sıkıntılarından birisi. Yani kendi kendini öğrenen bir hack sistemi geliştirmekten bahsediyorum. Automated System Network Penetration, SafeFox'un ana başlığı bu aslında. Bir sistem seviyesinde network güvenlik zafiyetlerini belirleyerek, bularak onları manipüle etmeye çalışmak. Diyelim ki bir sisteminiz var, işte 10 bilgisayarlı olsun, 100 bilgisayar, 500 bilgisayar fark etmiyor. Bunlar birbirine farklı yapılandırmalarla bağlı. Sistemciler varsa aramızda. Bunların bir bilgisayarda penetrasyon yaptığında buradaki zafiyetleri bulup bunun üzerinden diyelim ki başka bir bilgisayara sızmak. Orada diyelim ki Oracle sistemi var. Oracle'la alakalı güvenlik zafiyetleri kullanarak o sistemdeki, yani ikinci bilgisayardaki Oracle sistemini hacklemeye çalışmak. Ama boş durmadan yazılımın başka bir parçasıyla da saldırı yapabilen hacker parçası diyelim. Teknik detaylara giremiyorum. Yapay zeka ile alakalı olduğu için. O parçası da birisi orada Oracle'ı hacklemeye çalışırken bir başkası da gidip başka bir network'e atlamaya çalışıyor. Network atlama gibi. Böyle böyle güvenlik zafiyetlerini, network'teki genel güvenlik zafiyetlerini tespit edebilen bir sistem. Ama sadece network değil, o sistemdeki zafiyetleri de kullanmak. Windows'un ya da IIS'in ya da Linux'un, Linux üzerindeki diyelim ki MySQL'in X versiyonunda bir zafiyet varsa o 5. bilgisayara geçtiğinde oradaki zafiyeti de manipüle etmesi gerekiyor. Bu görebileceğiniz en zor seviye.
Cyber Security AI tarafında. Bununla ilgili biz bir ürün çalışması yapıyoruz. Dünyada da Çin, Avusturya ordusu ve Amerika ordusu, Amerika, ABD ordusu bunun üzerine çalışmalar yaptığını biliyorum. Böyle. Demo tarafı, demoya geçmeyeceğim. Çünkü önümüzde bunlar şey, bu arada Cyber AI demoları. Mesela SQL Injection Detection gibi. O demoların videolarını zaten ben YouTube'da çıktı olarak yayınladım. Kısa çıktılar. Burada da 300-500 satırlık kodlar olduğu için bazen 1000 satırlık. Buna girmeyeceğim. Bu Cyber AI sunumu. Ben burada AI Security tarafına odaklanıyorum. Bu nedenle hedefimiz AI Security. AI Security genel olarak Adversarial Attack dediğimiz başlık tarafında inceliyoruz. Adversarial Attacks. Ve şöyle özetleyebilirim. Yapay zeka güvenliği tarafı görebileceğiniz en karmaşık ve kesin çözümleri olmayan birçok zafiyetin olduğu bir alan. Diyelim ki yapay zeka güvenliğinde %50 güvenlik zafiyetinin manipüle edilmesini engelleyebilirseniz bu ciddi başarıdır. Diyelim ki 100 tane zafiyet olduğunu varsayalım. 50 tanesini manipüle etmeyi engellediniz ama muhtemelen 50 tanesini engelleyemeyeceksiniz. Çünkü ya teknik olarak çok zordur, ya maliyet olarak çok zordur, ya da henüz onların güvenliğini sağlayabilecek teknikler yoktur. Çünkü ciddi research alanı burası. O yüzden çok tehlikeli olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Adversarial attack nedir? ML modellerini aldatmaya çalışan, yani yapay zeka modellerini aldatmaya çalışan ve modelin hata yapmasına neden olan bir teknik. Genel olarak teknikler bütünü. Bu ne olabilir? Self-driving car olabilir, İHA, SİHA olabilir, IT security, kimlik, yüz, nesne tanıma sistemleri olabilir, fark etmiyor. Bunun hiçbir sınırı yok. Mesela 10 yıl önce bir üniversitede akademisyenlere bir konuda bazı şeylerden bahsediyordum. İnsan yani bildiğiniz gibi frekanslarla çalışır. Biraz elektronik de denebilir, biyolojik de denebilir. Elektronik ve biyolojik karışık bir canlı türüyüz biz. Yani düzelteyim, elektrik ve biyolojik bunlarla çalışan canlı türüyüz. Haliyle frekanslar ile çalışıyoruz. Frekanslardan etkileniyoruz. O 10 yıl önce yaptığım sunumda şundan bahsediyorum. İnsan beyninin hangi frekanslardan nasıl etkilendiğine dair bazı çalışmalar var. Bu tabii ki benim yaptığım Ar-Ge araştırma çalışması değil, benim uzmanlığım değil. Ama ben merak ettiğim için ciddi şekilde araştırmıştım. İnsanlar birçok frekansa açık şekilde ve davranışlarını, insan davranışını etkileyecek birçok frekans tarafından manipüle edilebiliyor. Yani bunun üzerine gerçekten saatlerce konuşulabilir. O kadar derin bir konu. İnsan manipüleye çok açık bir canlı. Bunu frekanslarla da yapabiliyorsunuz. Mesela o frekansların tespiti de aslında cyber security başlığına girecek. Önümüzdeki yıllarda girmek zorunda kalacak gibi düşünebilirsiniz. Onu tespit eden sistemlerin tasarlanması gerekecek. Çünkü bunlar birçok elektronik sistem tarafından yayılabiliyor. Hatta mobil uygulamalar tarafından bile o frekanslar tespit edilebiliyor ya da frekanslar üretilebiliyor. Haliyle bunun savunmasını da yapmanız gerekiyor. Bu da mesela bir atak çeşididir. Bunu da yapay zeka ile tespit edebilirsiniz. Ama yapay zeka ile üretebilirsiniz de. Bir insanın cinsiyetine, yaşına vesaire göre, birçok şeye göre, bölgesine göre ona uygun bir saldırı frekansı üretmek. Elektronik saldırı frekansı üretmek gibi. Ve bunların üzerine ciddi Ar-Ge'lerde görüyorum bazı paper'larda. Evet. İşimiz zaten normalde pek kolay değildi. Ve bu arada sorunu okuyacağım. Sizin biraz uzun yazmışsın. Sona saklıyorum.
İşimiz pek kolay değildi. Şu ekranda gördüğünüz şey aslında bir saldırı tekniği değil. Bu yapay zekada görsel veri tarafında zaten normalde olan bir challenge. Yani böyle bir köpeği de tanımanız gerekecek ama bu artık kurabiye mi diyeyim? Bu kurabiyeyi de tanımanız gerekecek. Ama çok benzer değil mi? Bunun gibi çok fazla şey var. Birbirlerine çok benzeyen. Bu hack saldırısı falan değil. Bu normal insan hayatında, yaşamında, doğada olan görsel sıkıntılardan. Bu görsel olabilir, ses olabilir, metinsel olabilir. Hepsiyle alakalı bazı challenge'lar var. Algı eşikleri deniyor bunlara. Mesela şöyle basit başka bir örnek vereyim. Hani bazen gölge oyunları gibi şeyler vardır ya. Gölgede kendinizin de gölge efekti etkisiyle bazı nesneleri yanlış tanımladığınızı fark edersiniz. Bu mesela insanın hata eşiğidir. Görme hata eşiği, ses hata eşiği de vardır. Her şeyde bir hata eşiği vardır. Bir nesneyi gözünüze fazla yaklaştırdığınızda o nesneyi tanıma ihtimaliniz düşer. Gözünüz gene açıktır ama onu tanıma ihtimali düşer. Işığa göre, gölgeye göre, her şeye göre değişir. Bir nesnenin parçasını gördüğünüzde onun tanıma, onu tanıyabilme eşiğiniz düşebilir. Ortama göre, gölgesine göre, ışıklandırma her şeye göre değişir. Sizin hayal gücünüze göre de değişir. Yani bir kimisi bir kedinin kuyruğunu bir yastığın arkasında gördüğünde onu kedi olarak düşünebilir. Fakat bir başkası korku filmi izlemiştir. Onu başka bir şey olarak görebilir gibi. Çünkü beyinle alakalı, manipülasyona açık. Diyorum ya bunu bir gün boyunca anlatabiliriz yani. İnsanın nelerden manipüle edilebileceğini. Şimdi Adversarial Attack, adversarial.io dediğimiz bir başlık, bir web sitesi var. Oraya bakabilirsiniz. Bu görsel de çok genel bir görsel. Panda üzerinden anlatma. Adversarial Attack, solda bir pandamız var. Panda görselimiz, fotoğrafımız var burada. O panda görseli confidence olarak yani accuracy değeri gibi düşünün. Bizim modelimiz tarafından %57.7 bu bir pandadır diyoruz. Tamam, burada sorun yok. Aslında başarı oranı düşük bu arada. Normalde bu fotoğraftan %90 falan almanız gerekir. Ama bunun içerisine biraz noise ekliyoruz. Gürültü verisi. Bu sadece görseli değil, her şeyi uygulanabiliyor. Gürültü verisi ekliyoruz. Bu gürültü verisi de random değil. Bizim belirlediğimiz diyelim ki bir Asya maymunu. Asya maymununun görselinden bazı pikselleri alıyoruz. Pandanın görselinin piksellerine yerleştiriyoruz. Bilinçli olarak. Bunu noise olarak yapıyoruz. %0.007'lik bir diyelim ki binde yedilik bir şey yaptık. Noise ekledik. O zaman bunu ne olarak görüyor? Gibbon olarak gördüğünü varsayalım. %99.3 confidence'la bu bir gibbon'dır. Yani Asya maymunudur diyor. Aslında sizi baktığınızda görsele diyorsunuz ki bu kesinlikle pandas, panda. Fakat yapay zekaya o modele gönderdiğinizde o buna gibbon diyor. Bu kadar basit. Bu bir adversarial attack. Noise'lerle biz istediğimiz gibi yönlendirebiliyoruz. Bunları. Nasıl? Mesela pandamız var. Az önce bahsettik. Gibbon class gradient. Yani şu Asya maymununun piksellerinden bazı veriler aldık. Sonra bu panda verisine ekledik. Görsel olarak bir insan baktığında gene bunu panda olarak görüyor. Çünkü görüntüyü değiştirecek seviyede bir noise eklemedik. Ama pikselleri değişti. Bilgisayarda, yazılımda bir görüntüyü pikselden anlar. Piksellerin hesaplaması üzerinden anlar. Haliyle bizim gibi panda olarak görmüyor bunu. Bu gibidir diyor. Ses nasıl öyle renkli bir şekilde gösterilebiliyor? Sesten kastın şunu mu diyorsun? Ses. Tamam. Oraya geleceğim. Soruları alayım o zaman. Yapay zeka bir sürü sektörde kullanılıyor ve gelecekte
baştan başlayayım. İnsan beyninde oluşan amigdala etkileyen bir tümör insanı farklı davranışları yönlendirebiliyor ve bu tümör temizlendikten sonra eski davranışlara geri dönüyor. General Artificial Intelligence geliştirdikten sonra insan önündeki farklı davranışlara sağlatılması mümkün. Bunların güvenliği sizce nasıl olur? General Artificial Intelligence'ı muhtemelen biz gençlik hayatımızda görmeyeceğiz. Hatta muhtemelen değil, kesinlikle göreceğimizi pek sanmıyorum. Hani ve belli değil açıkçası. Ne zaman olacağını bilmiyoruz. General Artificial Intelligence dediği şey Sezgin'in bu neydi? Robot filmlerinde var ya gelecekten gelen robotlar tamamen insandan çok daha zeki vesaire. O tür şeyler. Yani bu benim rehberi izlediğinizde anlayacaksınız. Dar zeka ve güçlü zeka, şöyle diyeyim, günümüzdeki yapay zeka diyelim ki en harika şekilde otomobil sürüyor. Mükemmel sürsün, sorun yok. Bu dar zekadır. Bizim strong, nasıl diyeyim, general artificial intelligence dediğim şey ise o filmlerde olan şey. Yani insanlığı yöneten, insanlığı tehdit olarak gören, tabii ki böyle görmek zorunda değil ama muhtemelen insanlığı kendisi için tehdit olarak görmesi mantıklı olacaktır. Yani çünkü 100 yıl sonra dünyaya neler yaptığımızı hesaplayabileceği için muhtemelen diyecek ki çocuklar siz bilmiyorsunuz ama siz kendiniz için bile tehditsiniz diyecek ve haksız da sayılmaz. Yani general artificial intelligence henüz olmadığı için çok girmeye gerek yok herhalde. Ses nasıl bir şey? Bir önceki dedi. O zaman şunu bakayım. Burada ses yok bu arada. Bu görüntü noise. Noise kastediliyor. Noise ses değil, bozukluk olarak. Evet, gürültü. Bu seste de olabilir. Sese de bir gürültü ekleyebilirsiniz. Bir görsele de, bir metne de gürültü ekleyebilirsiniz. Fark etmiyor. Eğitimde robot pilot. Şöyle, robot pilot teknik olarak mümkün. Self-driving car'dan farkı yok. Hatta self-driving car'ın autopilotu bir uçağı kullanan otopilottan çok daha gelişmiş olmak zorundadır. Yani uçağı kullanmak daha kolay. Bir otomobili kullanmak daha zor. Uçakta sadece yolcu uçaklarında insan faktörü olduğu için yapay zeka ile otonom çalışmalar bayağı geç ilerliyor. İnsan faktörü olmadığında mesela İHA, SİHA, savaş uçakları, bunlarda sorun yok. Çünkü insan yok orada. Yani düşse, sıkıntı olsa en fazla uçak düşer. Ama diğerinde yüzlerce kişi var. Onların güvenliği için ve psikolojik olarak, yani bir insan pilot olmaması insanlarda algı olarak güvensizlik hissi vereceği için onun ciddi zaman alacağını düşünüyorum. Fakat Boeing ve Airbus bunun üzerine çalışıyor. Ama kısa sürede yolcu uçaklarına yapay zeka ile yönetmenin çok kolay olacağını sanmıyorum. Zamanı var. Belki 10, belki 20 yıl bilmiyorum. Onu ekleyince neden daha emin oluyor ki? Çünkü aldatıldı Umut. Evet. Ben bilinçli olarak noise'i seçtim. Bak şurada buna %50 yedim. Birincisi daha sonra bunun aşamalarını da söyleyeceğim. Öncelikle güven azaltma teknikleri uygulanması lazım. Umut. Güven azaltma tekniklerinden sonra da saldırıyı yönlendirme. Bir hedef belirliyorsun. Ona göre bir güven azaltma tekniği uyguluyorsun. Sonrasında da aldatıyorsun. Şöyle ileride vardı bu. Bu sunumda vardı diye hatırlıyorum. Bakacağız. Use cases. Mesela seste kullanmak. Speech to text sisteminden. Örnekleri vereyim ki bunun ne kadar kritik olduğunu bilin. Nerelerde kullanacağını artık hayal gücünüze göre değişir.
Mesela speech to text, ben konuşuyorum, benim bir ses dosyam üzerinden yapay zeka sisteminiz çalışacak. Bu ülke güvenliğiyle alakalı da olabilir, dikkat edin. Herhangi bir şey olabilir. Sorulara geleceğim. Siz yazmaya devam edin bu arada sorularınız varsa. Diyelim ki güvenlikle alakalı bir şey var. Otomatik olarak speech to text yaptığımızı varsayalım. Hani binlerce konuşma, binlerce ses dosyası tabii insan tarafından yönetilemez değil mi? Dinlenemez hepsi. O kadar insan istihdam edilemez. Bunun otomatik olarak yapılması lazım. Peki o otomatik speech to text sistemini hacklersek ve içinde belli paternleri olan ses dosyalarının text çıktılarını değiştirirsek ama hepsini uygulamayacağız. Diyelim ki bir istihbarat örgütünün adını geçiyorsa onun speech to text sisteminde tekste dönüştürülmüş verisinde ben manipülasyon yapmak istiyorum. Teknik olarak mümkün mü bu? Mümkün. Yani mesela burada bir basit bir örnek var. It was the best of times, it was the worst of times. Perturbation'dan sonra yani speech to text sistemine saldırdıktan sonra it's a true universal acknowledged that a single. Yani değiştiriyor komple. Ben basitçe şöyle söyleyeyim. Mesela İstiklal Marşı var diyelim ki ses dosyasında. Siz insan olarak dinleyince bunu, İstiklal Marşı'nı duyuyorsunuz, hiçbir sorun yok. Fakat ona tekste dönüştürdüğünüzde bu diyelim ki arka tarafta sübliminal mesajları olan ya da gizli bir şifreli veri olduğunu düşünebilirsiniz. Bunu çok rahatlıkla yapabilirsiniz yapay zekada. Bu steganografi değil. Steganografi bilenler varsa, yani resim ya da ses vesaire bunun içerisine farklı veriler yükleme gibi, bu o değil. Bu aslında seste hiçbir değişiklik yok görüntüdeki gibi. Fakat onu speech to text sistemine soktuğunda ürettiği text değişiyor gibi. Ama dinlerken sorun yok. Haliyle kritik bir problem. End-to-end adversarial text-to-speech. Bu da benzer. Bu da tam tersi. Text var elimizde. Bunu ben sese dönüştürmek istedim de. Sıkıntı. Yani orada hackliyorum. Diyelim ki tamamen örnek. Bunu tabii daha kritik sistemler için konuşabiliriz ama biz varsayalım konuşamayan ve hani bir dahil vardı ya konuşamıyordu. Beynindeki sinyaller sese dönüştürüyordu falan. Öyle bir sistem olduğunu düşünelim. Gerçekte bir şey söylemek istiyor. Fakat evet Stephen Hawking. Gerçekte bir şey söylemek istiyor. Söylüyor. Fakat söyledikleri şey bambaşka. Manipüle edilmiş gibi düşünebilirsiniz. Ya da herhangi bir şey. Ya da tamamen NLP odaklı, text odaklı bu yapılabilir. Text Attack diye bir library var. GitHub'dan bakabilirsiniz. A framework for adversarial attacks, data augmentation and adversarial training in NLP. NLP dediğimiz doğal dil işlemi. Adversarial attack için de kullanılıyor. Veri çoğaltma için de ki bu legal, normalde ihtiyacımız olan bir şey. Veri çoğaltma için kullanılabilen bir attack. Burada da gene metinsel veriyi hackleyebiliyoruz. Source koduna, Ege'nin bir sorusu var. Source koduna ulaşılmayan bir web'e açık bir AI agent veya kompleks sistemi manipüle etmek, input sağlamak dışında mümkün müdür ve olası mıdır? Source koduna ulaşılmayan bir web uygulamaya, web'e açık bir AI agent. Şöyle, Ege, yapay zeka güvenliğinde anlaşılmayan temel noktalardan birisi bu. Yapay zeka sistemi bir web uygulama gibi sadece kodun hacklendiği bir şey değil. Yapay zekada dışarıdan bir manipülasyon uygulanabiliyor. O sisteme
aslında anlamını, anlamlandırmasını değiştirmek için bir manipülasyon verisi saldırısı yapılıyor daha çok. Saldırıların yarısı teknik. Mesela model çalma saldırısı, kod ile injection vesaire gibi farklı farklı özel saldırılar var. O ama diğer yarısı modeli manipüle etmek üzere ya da modeli çalmak üzere. Bizim sıkıntılı dediğim şey modeli manipüle etmek. Mesela savunma sanayisi firmalarına da, yani en büyük savunma sanayi firmalarına da eğitim veriyorum. Orada da genel olarak ve hani televizyonda gördüğünüz o en kritik şeyleri geliştirenler olabiliyor. Bazı ekiplerde şunu fark ettim. Kapalı network denen şey onlarda güvenli gibi algılanabiliyor. Kapalı network dediğimizde dışarıdan erişilmeyen sistemler. Yani internet olarak hani intranet ve internet vardır ya. Dışarıdan erişilmiyor. O zaman bu sistem güvenli. Hayır. Kesinlikle değil. Çünkü siz bir insansız tank yaptınız diyelim. Bu tank tamam otonom sistem olarak harika çalıştığını varsayalım. Fakat bunun AI security tarafında saldırılara, yapay zeka saldırılarına karşı eğitilmediyse onun modeli yüzlerce farklı tekniğe göre, modeli buna göre hazırlanmadıysa, çeşitli saldırılara göre altyapıda defense teknikleri uygulanmadıysa, AI security defense teknikleri uygulanmadıysa, bu dışarıdan karar almak için kullandığı kamera, frekans, yani sensörler genel olarak, herhangi bir sensör verisi ya da kamera verisini doğrudan alıp ilgili yapay zeka modeliyle real time olarak işliyor. Sıkıntı şu, bunun güvenlik önlemini almadığın için diyelim ki ben önüne geldim ve bir görsel adversarial atak uyguladım tanka. Benim orada olduğumu bile bilmeyebilir gibi düşünün. Mesela onun kamerası beni göremeyecek. Çünkü adversarial atağa karşı korunmamış o tank. Ama mesela kızılötesi bir sensör varsa o sensör beni görebilir. Ama genelde bu olmaz işte. Çünkü performans gereği mesela self-driving car, Tesla araçlarında da bütün sensörler aynı anda çalışmaz. Çünkü pili idareli kullanmaya çalışır. Havanın iyi olduğu bir zamanda sadece kamerayı kullanır. Yani computer vision'ı kullanır. Self-driving car, yani Tesla diyelim. Ama hava kötüyse orada lidar, radar vesaire de var. Onlar aktif edilebilir. Farklı hava şartlarına göre bunlar kullanılır. Çok daha uzağa görmek istiyorsa diyelim kamera yeterli olmayabilir. Ama birkaç yüz metreye kadar yeterlidir gibi. Fakat bunların hepsi aynı anda genellikle çalışmaz. Sebebi kaynak tüketimini azaltması gerekir. O da bir bilgisayar çünkü. Satarken bu pil ile sen 500 kilometre gidebiliyorsun diye satıyor. Çok fazla kaynak tüketirse bu 200 kilometreye düşecek, satışı düşecek. Bu nedenle de gereksiz olan sensörleri kapatmaya meyillidir bunlar. Şimdi tank gibi şeylerde de aynı. Mesela İHA, SİHA'da da aynı. O performans optimizasyonu yapmak zorunda onu geliştirirler. Çünkü daha çok havada kalmayı sağlamak zorunda. Diyelim ki orada bir rekor kırmaya çalışıyor ya da performansı artırmaya çalışıyor. O zaman gereksiz sensörleri kullanmayacak. Demek istediğim saldırılar açık bunlar. Adversarial atak saldırılarına. Özel bir önlem alınmazsa hacklenirler yani. Remote sensing tarafında da bu saldırılar kullanılabiliyor. Bununla ilgili bir paper var. Sol taraf ve sağ taraf dikkat ederseniz. İstediğiniz gibi manipüle edilebiliyor. A new threat for adversarial attack on GNSS positioning. Bu GPS sistemi aslında, GNSS yani Global Navigation Satellite Systems, GNSS dediğimiz. Onlar da manipüle edilebiliyor. Burada da aslında temelde bilmeniz gereken introduction bilgisi şu. GNSS yani GPS uzantısından da göreceğiniz gibi GO, bu Amerika'nın yönetiminde olan şey.
GPS bilgisi Amerikan uydularına gelir ve devletlere verir. Fakat askeri bilgiyle, yani askeri doğruluktaki GPS bilgisiyle sosyal hayatta, işte sıradan bizim gibi şeylerin, sistemlerin kullandığı, teknolojilerin, kişilerin kullandığı GPS bilgisi aynı değil. Aynı doğrulukta değildir yani. İkisi farklı. Bunlar manipüle edilebiliyor. Satellite sistem. Aldatılabiliyor. Bir nevi elektronik karıştırma gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir makale var. Buna bakabilirsiniz. Ve savunma tarafındaki AI sistemleri nasıl destabilize edilebiliyor? Adversary attack ile. Bunlar mümkün olan şeyler. Dediğim. Yani algoritmayı bozamadan veya veri setini değiştirmeden sistemi nasıl sömürebilirim? Algoritmayı bozamadan. Örnekte gördüğünüz noise eklenmiş görseli test input olarak veriyor. Şöyle, çok fazla zafiyet var ama şöyle diyeyim. Kesinlikle yazılım odaklı bir hacker olunmasa bile yapay zeka sistemlerini çok iyi bilen, onun zafiyetlerini iyi bilen birisi sistemi manipüle eder. Mesela burada %36 saldırısı gibi bir, tabii kesin böyle bir kural yok ama böyle bir şeyden bahsedebiliriz. Şöyle düşün. Bu sunumda var diye hatırlıyorum ama şöyle özetleyeyim. Sen diyelim ki elma diye bir şey var. Elmanın tanınması için ilgili veri setini, senin hazırladığın veri setini 1000 tane görselle hackledin. 1000 tane görselle eğittin. Ben buna elma olarak görünen fakat noise verisi eklenmiş, diyelim ki muz noise verisiyle eğittim. Aldatma verisi noise'i ekledim. Görsel verilerle senin sistemini sürekli eğitirsem, mesela online learning sistemleri var. Bilen var mı? Yani kendi kendine öğrenme süreci olan. Ki zaten normalde profesyonel sistemlerde böyle olması lazım. Yani sürekli yeni gelen veriyle kendini güncellemesi gerekiyor o sistemin. Aksi halde çok robotik bir şey olur. Hep aynı şeyler, aynı şeyler. Aynı bildiği şeyleri tekrar eder. Öğrendiklerini. Online learning sistemlerinde bu şekilde çalışır. Diyelim ki ana bir dataset vardır. Örneğin öğrendiği şeyin %80'i diyelim ki buradan edinir. Ama %20 olarak sürekli yeni gelen kullanıcıların verisinden öğrendikleriyle kendi bilgilerini günceller. Böyle bir durumda, ya da %30 olsun diyelim. Böyle bir senaryoda kullanıcıdan belli bir oranda saldırı odaklı noise'li veri gelirse o sistem artık yanlış şeyi öğrenmeye başlayacak. Bu bir saldırı tekniği mesela. Yani saldırı tekniklerinden bir tanesi. Hiç sisteme bulaşmadım ben ama onu hackledim, manipüle ettim. Burada başka bir NATO'nun bir kaynağı daha var. PDF. Military tarafında. Possibilities and challenges for AI in military applications. Burada da mesela bir minivanın Husky olarak adversarial attack'a tabi tutması. Bildiğimiz bir minivan var. Otomobil. Bunu Husky olarak görüyor. Husky köpeği. Siberian Husky. Bunlar mümkün. İnsanlarda da var mesela. Şöyle demolar var. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Diyelim ki adversary attack'ta şunu yapabiliyoruz rahatlıkla. Görüntü sistemi var. Face recognition ya da detection var. Bu sistem, ben bu sistemi aldatıyorum. Diyelim ki hackliyorum. Manipüle ediyorum. Elimde şeyle yapıyorum. Nasıl diyeyim? Bir tane perturbation, noise oluşturabilecek bir şey. Gösteririm orada. O görsel veriyle aldatıyorum. Beni göremiyor mesela. Face detection yapamıyor. Ya da 3 kişi yan yana izleyelim. Face detection sistemi var. Ya da human detection. İnsan tanıyan. Bu insandır, değildir vesaire.
İnsan görünce kare içerisine alacak, insan diyecek mesela. Böyle bir sistemde işte kamera böyle bakıyor. Benim sağımdakine evet diyor, human bulun, bir person. Bana geliyor, hiçbir şey göremiyor. İşte burada başka bir person var yanımda. Ona da bakıyor, person diyor. Bu mesela adversarial attack ile bir human detection'ın manipüle edilmesi. Otonom sistemler aynı şekilde hacklenebiliyor burada. Bununla ilgili bir kaynak verdim. Ve buna bakabilirsiniz. Autonomous Driving tarafında. Bu da Çin'in ünlü Tencent firmasının Tesla otopilotunun 40 sayfalık bir dokümanla güvenlik tarafını anlatıyordu. Onun üzerinde bir research yapmışlardı. Buna bakabilirsiniz. Black box versus white box adversaries. White box neural network ile ilgili tüm detaylar bilinir burada. Aslında bu genel siber güvenlik penetrasyonunda da vardır. Neural network ile ilgili, yani sinir ağı ile alakalı bütün detaylar bilinir. Ve doğrudan saldırı yapılır. Yani siz diyelim ki bir yapay zeka modeli geliştirdiniz, ürün. Bunu benimle anlaşarak bir white box attack yapmak istiyorsunuz. Bir nevi, yani red teaming değil de blue teaming gibi düşünebilirsiniz belki. Biz anlaşmalıyız ve ben sizin sisteminizi, kodunuzu, neural network'ünüzü vesaire her şeyinizi inceliyorum. Güvenlik sıkıntısı olacak şeyleri size bir AI security expert gibi ya da AI red teamer gibi size rapor ediyorum ve buna göre geliştirme yapıyorsunuz. Bu daha kolay tabii ki çünkü her şeyi görüyorum ben saldırı olarak. Ama özel anlaşmayla yapılan bir penetrasyon olarak düşünüyorum. Saldırılar benzer olan diğer enenlere de uygulanabilir. Mesela burada bahsettiğim şey şu aslında. Ya da o soru gibi. Evet, burada anlatayım. Black box tarafında ise şöyle. Kapalı bir sistem zaten. Hangi modele saldıracağımı bilmiyorum. Sizin gene bir servisiniz var. Fakat ben size AI Red Team hizmeti veriyorum. Red Team'de erişim yetkisi verilmez saldırgana, anlaşılan penetrasyon uzmanına, güvenlik uzmanına ve o kişinin sizin sisteminizi manipüle etmesi istenir. Olay bu. Burada da haliyle ben sizin modelinizi bilmiyor olmam lazım. Bilmeden hackliyor olmam lazım. Bana özel bir bilgi vermemeniz gerekiyor. Normal kullanıcı bilgisini vereceksiniz sadece bana. Ben bunu analizler yaparak saldırılar gerçekleştireceğim ve manipüle edeceğim. Başarırsam evet, hackledim sizi. Evet. İlgili neural network hakkında hiçbir detayım bilinmedi. Normal kullanıcı ne biliyorsa ben de onu bileceğim. Input-output eşlemesi üzerinden saldırı kontrol ediyorum. Ben ne veriyorum, sizin sisteminizden ne alıyorum? Bunları kontrol ederim. Sahte, yani dummy bir enen oluşturup bir laboratuvar ortamı geliştiriyorum. Ve saldırının şöyle, şimdi bu yapay zeka ile alakalı bir şey olduğu için orayı biraz açayım. Hiçbir, neredeyse hiçbir modeli sıfırdan oluşturmazsınız. Oluşturursunuz fakat başka modellerle birlikte çalıştırmanız gerekir. Burada da mesela doğayla alakalı ya da çevreyle alakalı örnek 20 milyon fotoğrafla eğitilmiş bir model olsun. Neyleri tanısın? Trafik ışıklarını tanısın, insanı, hayvanı, kediyi, köpeği, ayrı ayrı evleri, ağaçları, her şeyi tanısın. Bak, bunu sıfırdan yapamazsın. Yıllardır bu tür modelleri pre-trained olarak veri setlerini oluşturmuş, sonra bu modelleri eğitmiş ve pre-trained olarak modellerin parametrelerini yayınlayan üniversiteler var dünyada. Bunları onlar yapıyor, biz onların üzerine kendi istediğimiz şeyleri koyuyoruz ve daha gelişmiş bir ürün ortaya çıkabiliyor. Aksi halde herkes ayrı ayrı sıfırdan yapması gerekiyor. Şimdi ben sizin sisteminizde arka tarafta hangi hazır modelleri kullandığınızı tahmin edebilecek bir şeyi çıkarımlarsam saldırımı kesinlikle ona göre yaparım. Mesela AlexNet. AlexNet, Google'a yazdığınızda görürsünüz. İçerisindeki veriler belli, veri seti belli. Şimdi sizin
kullandığınız ya da çözdüğünüz sorun üzerinden ben bunu kullandığınızı anlarsam, o zaman saldırılarımı, manipülasyonlarımı buna göre şekillendireceğim. Ve yapacağınız pek bir şey yok bunda. Ya o dediğim gibi ileri seviye önlemleri alacaksınız. Burada defense odaklı. Ya da veri setini elden geçirip, yani orijinal haliyle kullanmadan onun üzerine ciddi şekilde çoğaltma uygulamanız gerekebilir. Bu beni biraz engelleyebilir belli ölçüde. İşimi zorlaştırabilir. Çünkü bir ağacı diyelim ki 1000 tane görselle eğittiğini biliyorsam, ben bundan eminsem, ona göre bir aldatma saldırısı uygularım ve senin otomobilinin diyelim ki tamamen örnek, otomobilin önünde ağaç görmesini engelleyebilir. Bu sefer de ağaca tozlar. Ağaç yerine şey yaparım mesela. Yol olarak gösterebilir. Burada da bir laboratuvar oluşturuyoruz tabii bunu yapabilmek için. Pek kolay değil. Yani söylendiği gibi kolay olduğunu söyleyemem. Bir neural network oluştur. Ondan sonra bunu eğit. Sonra saldır buna. Ve sonrasında aynı yöntemleriyle müşterim neyse, müşterim kimse, onun sistemine saldırır. Bu aslında Stuxnet ile Amerika ve İsrail ortak olarak İran'ın santrifüjlerine, nükleer santrifüjlerine saldırmıştı. Sonradan ortaya çıkan bilgilere göre şöyle. Bu yapay zeka ile alakalı değil bu arada. Bu söylediğim şey. Sadece mantık olarak bir laboratuvar oluşturup orada öğrendiklerinde gerçek hedefe saldırır. Şöyle. İran'ın Ahmadinejad dönemindeydi yanlış hatırlamıyorsam. O zaman yayınladığı bir fotoğrafta nükleer santrifüjlerde Siemens ürünlerini kullandı ve onların işte sıralamaları falan vardı bilgisayarların arkasında. Buradaki o görselden yola çıkarak aslında hacker bakışıyla o sistemleri aynısını tasarlıyorlar. Bunu da bildiğim kadarıyla Amerika'da bir çölde miydi? Orada o ortamın o Siemens ürünleriyle birebir kopyasını çıkartıyorlar nükleer santrifüjün ve yıllarca onun üzerinde o sistemi hackleyecek bir yazılım geliştiriyorlar. Yani lab ortamı oluşturuyor, onun üzerinde o yazılımı geliştiriyor, orada test ediyor her şeyi. Ondan sonra saldırı olarak şeye sokuyorlar. Nasıl sokulduğu da çok şey değil. Rus birisi, bir bilim adamı o ortamda İşte bir USB ile içeriye sızdırıyor filan. Ondan sonra da sistemler hackledi mesela. Ve santrifüj patladı. Burada da bir laboratuvar oluşturuyorsun. Kendin onun üzerinde saldırı tekniğini, tabii doğru oluşturabilirsen, bu da information gathering kısmı oluyor. Doğru bilgileri alabileceksin sistem hakkında. Onun laboratuvarını oluşturacaksın ve saldıracaksın. Benign versus bad, adversarial attacks diyelim. Misal, bu aslında daha açıklayıcı örneklerden birisi. Üç tane farklı görselimiz var. Bu orijinal, bu noise diyebiliriz, perturbation. Bu da birleştirilmiş hali. Yani otomobili diyelim uçak gibi göstereceksin. Mesela görüntüde bir değişiklik yok. Ama bunu modele gönderdiğinde diyelim bunu uçak diyebilir gibi. Diğerleri de aynı. Şurada şu gözlük mesela ünlüdür bu alanda. Normalde şu gözlüğü çıkardığında normal insan, bu kişi diyelim Mark ise, bunun Mark olduğunu, insan olduğunu, erkek olduğunu sorunsuz anlıyor. Şu noise odaklı veriyi koyduğunda bu kişiyi, bak bu kişiyi şu kişi olarak algılıyor. Şu oyuncu. Şaşırabilirsiniz ama bu gerçek. Bu kişi şu olarak algılanıyor. HackerNoon üzerinde buna bakabilirsiniz. Adversarial Attacks, How to Trick Computer Vision makalesinde. Bir başka örnek, OpenAI tarafındaki Adversarial Attack Research, Example Research. Mesela şurada Image from Dataset, bu bildiğimiz veri setimizden birer alınmış örnek. Nedir bu? Washer. %53 washer. Hani bir arkadaş sormuştu ya, neden bunun %53 görüyor? Çünkü şu veriyle çok buna benzer veriyle çok eğitmezsen bunu düşük olarak görür. Bu normal. Mesela iki tane üst üste çamaşır makinesi.
karanlık vesaire, çekim açısı, bu tür verilerle çok eğitmezsen, mesela Türkiye'de bunu asla tanıtamazsın. Çünkü bizde üst üste çamaşır makinesi olmaz. Bitti. Ama Amerika'da yapılır. Haliyle iki tane, yani teknik olarak iki tane çamaşır makinesi üst üste olamaz diye bakar bir model. Çünkü hiç öyle eğitmemişsin. Bu nedenle %50'nin altında bile olabilir ihtimal. Clean image, bunda sorun yok. Safe washer, yani kasa. Bak, kasaya da benzemiyor değil ama, değil mi? Üst üste iki tane çelik kasa gibi. Diyor ki, şimdi burada diyelim ki %4 olsun, binde 4 olsun, önemli değil. %4 diyelim. Adversarial image uygulanıyor. Yani noise uygulanıyor. Ha? Ve buna washer %22, safe yani kasa, çelik kasa %34 diyor. Bu öncelikle güven azaltma tekniği uygulanıyor. Yani orijinali bu, sonra güvenini azaltıyor. Bakın washer %22 oldu. Artık bu aldatıldı. Güven azaltma tekniği. Sonra bakın %4'ü diyelim ki %8'e arttırdım ben. Daha fazla uyguladım. Dedi ki loudspeaker %24, kasa %37. Güven azaltma tekniğinden sonra manipüle ettim artık. Mantık bu. Bunlar mesela bu Tesla üzerinde yapılan bir analizdi. Black box use case. Autonomous vehicle ADAS hacking. Fiziksel olarak bir Tesla üzerinde güvenlik analizi yapılıyor. Ki bunlar gerçekten hacklenir. Bunların hacklenemeyeceğini düşünmek bile tuhaf. Şöyle, bildiğiniz gibi bunlar yolda binlerce, on binlerce nesneyi görüp analiz ediyor. Ve ona göre de karar alıyor. Mesela speed limit 35. Bu gördüğümüz ortamda 35 millik bir limit var diyor. İşte 35 kilometre hızla gitme talimatı alıyor. Ben bunun üzerine bir adversarial attack uyguluyorum. O gözlükte olduğu gibi. Şunlar bakın. Fiziksel bir şey var. Hız limiti levhası var. Onun üzerine bunu uyguluyorum. Ondan sonra gösteriyorum. İlkinde bakın şurada. Top prediction speed limit 35, yani şu sorunsuz olan %95.93 diyor. Yani neredeyse %96 emin bunun hız limiti 35 olduğundan. Sonra bir adversarial attack uyguluyorum. Aynısına diyor ki speed limit 45 olma ihtimali %99.8. Speed limit 25 olma ihtimali 0. yani %11 diyor. Şimdi bakın görünürde sorun yok ama sonuç bambaşka oldu. Biraz daha farklı speed limit oluşturduğumda bakın 35, şu da gerçek bir Tesla'nın içinde bunu nasıl gördüğü. Burada 85 yazıyor. Dikkat edin. Önünde bu var ama buna 85 olarak görüyor. Zaten bu şekilde birçok kaza oldu. Sadece self-driving car'lara karşı bir güven sarsılmasın diye bunları duyurmuyorlar. Birçok farklı. Yani computer vision zafiyetinden dolayı da oldu. Bu farklı bir manipülasyon tekniği. Mesela şöyle, computer vision'da Tesla şöyle bir kaza yapmıştı. Birkaç yıl önce güneşlik bir ortam. Önünde bir Amerika'da handyman'ler vardır. Handyman. Yani işte cam işleri de yapar. Bu tesisat vesaire temizliği birçok işleri yaparlar. Handyman. Bir handyman aracı var. Truck var. Küçük. Pickup gibi. Onun üzerinde cam var. Gökyüzünde güneş var. Güneş cama vuruyor. Camdan ayna etkisi yapıyor. Tesla'ya. Tesla'nın computer vision'dan vuruyor. Haliyle önünde hiçbir şey yokmuş gibi, önü açıkmış gibi algılıyor ve arkadan son sürat vuruyor mesela. Önü açık zannediyor çünkü Tesla. Tabii bu bak sonradan fixlendi falan ama bu teknik, yani bunlar bir şekilde oluyor. Yıllar sürecek bu uygulaşması.
Tabii çok daha iyi şeyleri de var ama böyle hatalar da olabiliyor. Gene yakın zamanda bir sertifikalar firmasının otomobilleri bir araya toplandılar sokakta, durdular. Bir araya toplanarak durdular ama bu nokta bu. Sadece durmadılar. Çünkü swarming dediğimiz bir teknik var. Swarm AI. Ben bunun üzerine çalışıyorum. Bu hani yıllardır araştırıyorum, bazı teknikleri geliştiriyorum. Bu İHA'larda, hani savunma tarafında vardır ya, swarm, İHA'lar birbirleriyle iletişim kurarak bir sürü halinde ilerler. Ben onu siber güvenlik tarafında çalışmalar yapıyorum. Orada mesela bu araçlarda da bir sürü psikolojisi teknik olarak oluşturulabilir. Yani bir şekilde bunlar bir araya getirilmiş. Buna mesela bir yazılımsal hata dediler. Ben inanmam buna. Yani yazılımcı olarak ve otonom sistemlerin çalışma mantığını bilen biri olarak onların bir araya girip böyle baş başa verip bir yerde duracağına inanmıyorum. Bir şekilde eklenmiş olduğunu düşünüyorum. Bir başka örnek mesela sağlıkla alakalı normal birisini kanser gösterdi. Ya da şuradaki şeyleri bir çek diyelim, üzerindeki veriyi otomatik bir şekilde manipüle et, okumak, bunu saldırı amacıyla kullanmak. İşte diyelim ki 158 dolar yazıyor, TL yazıyor. Bunu ödeyeceksiniz ve sistemde otomatik diyelim. Sisteme ben bunu verdim. 158 yazıyor fakat sistemi manipüle etmiştim. Saldırı amacıyla diyelim. Ve benden gelen isteklerde işte 158 vesaire bile olsa fark etmiyor. 10 bin dolar ödeyeceksin. Aslında bir ek tekniği. Parayı etkiliyor. Ya da bunu birçok farklı kaynağımda örnek olarak verdim. Mesela tıp tarafında işte röntgen falan her şey çekildi. Tamam, bir devlet lideri orada şey yapıyor. Onun verilerine göre bir kanser başlangıcı var. Sistem manipüle edildiği için yapay zeka sistemi ona kanser olma ihtimali yok diye bir çıktı veriyor. Ve bu kişi diyelim ki geciktiği için tedavide mesela kanserden ölebiliyor. Bak, sadece manipülasyon çok basit bir şeydi ama sonuç çok kritik bir şeye dönüşebiliyor. Şu makaleyi de okumanızı öneririm. Princeton Üniversitesi tarafından Researchers Work Protect Smart Machines, Smart Attacks. Hidden marks make computers we design as turn right. Stop, dur işaretini, bunu sağa dön olarak okuyor. Mesela computer dediği de self-driving car. Bunu da işte o perturbation, o adversary attack ile yapabiliyor. Nasıl? Mesela şöyle bir görselimiz var diyelim. Bu görsel tamamen piksellerden oluşuyor. Bunu, yani yapay zeka ve bunun verisi, veri dediğim şeyler o kadar karmaşık ki her aşamasına müdahale edemezsiniz. Kesinlikle. Bu bir şekilde öğreniyor. Bakın burada normal bir kuş. Şurada başka bir şey oluştu bizden. Ondan sonra belirti değişmeye başlıyor adamın. Bakın bir şunda mesela yeşil yok. Bunların yeşil eklenmiş. Şurada bir şey var. Hani demiştik ya, noise ekledik. Burada eklenmiş. Ondan sonra bir nevi generative adversarial network gibi, yani GAN ile sentetik veri üretiyormuş gibi. Şurada arka tarafta artık kuş değil. Doğa değişti. Burada başka bir hayvan, insan falan gelmeye başladı. Bakın anlam değişiyor zaman içerisinde. Saldırı verisi ve tekniğine göre değişir bu. Ama ben belli bir miktar veriyle sistemi yanlış eğitmeye devam edersem mesela bu saldırıyı oluşturabilirim. Burada da benzer dur işareti var. Bu da mesela 45 kilometre hız limiti olduğunu varsayalım. Al sana manipülasyon ve sonuç belli. Çarpacak bir yere. Bunu self-driving car dur değil, 45 kilometre hız olarak. Ne demiştik? Güven azaltma tekniği. Benim %94 bu köpektir diyen bir modelim var. Ve bu model ilk önce 94 diyor. Sonra ben bunun güven azaltmasını yapıyorum. Ama hedefim var. Hedefim de
köpeği kedi olarak tarımasını sağlamak. Öncelikle 94'ten 59'a düşürüyorum. Çünkü birden köpeği kedi olarak tanıtamam, değil mi? Öncelikle diyorum ki sen buna farklı verilerle bir güvenini azaltın. Köpek olduğuna inanmasın gibi düşün. 59. Ondan sonra noise ekliyorum. Targeted misclassification nedir bu? Önce köpek olduğuna inanmamasını sağladım. Eklediğim verilerle, noise'le. Ondan sonra da kedi noise ile, yani perturbation ile, bakın misclassification, hedeflenmiş misclassification. Çünkü ben köpeğin kedi olduğuna inanmasını istiyorum model için. Kedinin görsellerinden aldığım noise verisiyle ben modeli eğitiyorum. Farklı, aldatılmış veriyle. Ondan sonra da bir sonraki aşama artık model köpeğin kedi olduğuna inanıyor. Tamam? Köpek fotoğrafı veriyorum. Bunun kedi olduğuna inanıyor. Source target misclassification. Bununla ilgili güzel bir video var. Onu da göstereyim. Size bahsettiğim şey. Banana or toaster. Tost makinesi mi, muz mu? Classifier input ve classifier output. Burada da sticker on table. Şurada bir sticker var. Bakın toaster ama farklı renklerde. Burada da yok. Bu bir video bu arada. Şurada. İlk önce burada yüzde neredeyse 99 buna bir muz diyor. Slug, snail, orange falan bunların hiçbiri değil. Kesinlikle muzdur diyor. Sonrasında buna bir sticker koyuyor. Toaster sticker'ı. Ondan sonra bakın güven azaltma süreci vardı. Bir videoda daha detaylı belli oluyor. Bu bir toaster'dır diyor. Videoda şu. İlk önce banana diyordu buna. Muz olduğuna iddia ediyordu. Sorun yok. Dikkat edin. Bu normal toaster. Biraz toaster olabilir diyor ama gene muz diyor. Güven azaltma tekniğinden. Sonra işte burada ip koptu. Adversarial attack uygulanan kısım. Ondan sonra toaster dedi. Artık banana yok. Halbuki gerçek toaster bile değil. Gibi. Bu speech recognition sistemlerinde de mümkün. Mesela burada adversarial-attacks.net var. Burada hani ses de olduğu için kendiniz dinlersiniz. İngilizce olarak speech, music, birds, speech vesaire. Şöyle, speech to text uygulanmasından bahsetmiştim ya. Bu bir ses tarama sistemi diyelim. Ona öncelikle şurada orijinal var. Buna tıklayınca o sesi çalıyor. Arka tarafta onu dinletiyor. Plan. Çünkü ilkinde güven azaltma uygulandı. Umut. Sonradan adversary attack uygulandı. Aldatıldı. Farkı bu. Bakın burada da orijinali çalın. Öncelikle. Şundan şuna tıklayarak hepsine. Sonra da şu altta bunun metnini gösterecek. Bir yandan dinleyeceksiniz, bir yandan da metnini yazacak size. Sonra da modifiye edilmiş olana bakın. Noise ekleyin ve bunları ayrı ayrı görün. Sesi dinleyeceksiniz, sonra modifiye edilmiş olanda ses gene aynı ses fakat çıktısının değiştiğini göreceksiniz. Kendiniz deneyebilirsiniz. Şurada. Savunma sanayinde bunlar çok ciddi şekilde kullanılıyor ve ciddi Ar-Ge yapılıyor. Çünkü kritik projeler var yapay zeka tarafından. Tabii bununla alakalı çok fazla savunma tekniği var ama maalesef o kadar derin ki o apayrı bir zaman. Yapay zeka güvenliği de belli ölçüde sağlanabiliyor. Bunu söyleyebilirim. Fakat bazı konular halen Ar-Ge aşamasında. Yani çok bilinmeyen çok fazla şey var. Ama bazı taktikler söyleyeyim. Çok basit taktikler bunlar. İleri seviyede çok teknik detaylar var.
Savunma odaklı öneriler, iş uygulama hedefinin net, açık, temiz olması. Yani random proje geliştirmemek lazım. Neyin, ne olduğunun, başının, sonunun, her şeyin net belli olması lazım gibi. Bir nevi clean coding gibi düşünebilirsiniz. Ne kadar temiz, sade yaparsanız planı, kontrolünüz o kadar kolay olur güvenlik üzerinde. Secure engineering bu baştan sona her şey için geçerli. Kod güvenliğinden tutun, sistem güvenliği, altyapı, her şey. Komple. Input ve outputlarda ihtiyat, kontrol ve log. Size gelen verinin, işlenen verinin ve çıktı olarak gönderilen verinin tutulması, loglanması, analiz edilmesi gerekiyor. Ki sonradan üzerinde çalışabilirsiniz. Yani gerçekte neymiş, ne gelmiş, işlenirken ne olmuş süreç, eğitim sürecinde. Çünkü training sırasında bir sistemi hackleyebiliyoruz bile. Training sırasında bile hackleyebiliriz yapay zeka modeli. Tabii ki çalışırken zaten hackleyebiliyoruz. Ondan sonra çıktı olarak ne olmuş ve bunların karşılaştırılması için loglanması lazım. Model integrity, model tutarlılığı, bu da ayrı bir detay. Model testing yapılması lazım. Normal yazılım testi neyse modelinde kendi test mimarileri ve kuralları var. Uygulanması lazım. Sistem esnekliği vesaire. Set model'ın modelin genel olarak yazılım güvenliği tarafındaki planlar, bilgiler derinlemesi biliniyor olması lazım. Sinir ağını, onları gürültü olarak tanımayı ve soyutlamayı öğrenene kadar komik gözlük. Bu tabii buradaki espri. Komik gözlük takan fazla, daha fazla örnekle eğitim. Bunu hani komik gözlük yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum. Bir şekilde perturbation ile de eğitmek gerekiyor sistemleri. Mesela ben proje yaparken ya genelde şöyle yaparlar. Bu acemilik dönemi değil. Mesela insanı tanıtıyor. Köpeği tanıtıyor vesaire vesaire. Ne, hedef neyse. Ama bir şeyin neyin insan olmadığını öğretmiyor. Mesela insanı öğrettin, sorun yok. Fakat çizgi filmindeki bir insan karakterinin ya da filmdeki insan karakterinin bir fotoğrafta alınmış bir şeyin cinalinin, anlatabildim mi? Neyin? Ya da mesela çizimler var ya, bilirsiniz, farklı farklı olmayan karakterler. Bunların insan olmadığını da öğretmen gerekiyor. Bu mesela normal yapay zekada olması gereken bir şey. Normal projelerde bile. Güvenlik içinde benzer şekilde. Neyin saldırı tekniği olabileceğini, neyin de gerçekten o nesne olduğunu öğretmek gerekiyor aynı zamanda. Sonlara doğru geldik bu arada. Sinir ağlarını yalnızca öğrenmeleri gereken kalıplarla değil, aynı zamanda tanımamaları gereken binlerce saçma girdiyle de eğitmeniz gerekiyor. Az önce bahsettiğim şey. Threat modeling'i kullanın ve standart güvenlik kontrollerini uygulayın. Öncelikle güvenlik protokolleri oluşturmanız lazım. Türkiye'de en büyük sıkıntılardan birisi bu. Hep bir şeyler olduktan sonra, yani başa geldikten sonra bunlar protokol oluşturmak ya da işte bizi kurtar gibi senaryolar oluyor. Halbuki her şeyin protokolün olması gerekiyor güvenlik tarafından. Hangi senaryo olduğunda neyin ne yapılacağı. Sadece o değil, başa gelmeden önce yeni bir yazılımcı geldiğinde bile, sıradan bir yazılımcı, frontend, backend, database fark etmiyor. Hepsinde standart olarak ona bir doküman vereceksin. O dokümanda her şeyi yazacak ve bütün kuralları ona göre, bütün kodu, her şeyi ona göre yazacak. Benim güvenli uygulamaları tarafında verdiğim eğitimlerde özellikle vurguladığım şeylerden biri bu. Protokol var mı? Yok mu? Tamam, başarısız olacaksın. Kesinlikle başarısız olacaksın. Çünkü bu kulaktan kulağa yapılabilecek bir şey değil. Yani ben sana söyledim, sen uydun ama uymadın. Bir başkası uymadı. Yani ne kadar kontrol yapabileceksin? Herkesin ortak protokolleri olmalı. Her konuda gerekse kitap gibi yazacaksın başlangıçta. Biz bunları uyguluyoruz mesela projelerde ve danışmanlık yaptığımız yerlerde. Vesaire.
threat modellemenizi geleneksel teknik kullanım senaryolarının dışında belirli kullanım senaryolarını içerecek şekilde genişletin. Yani sizin projenize farklı davranışlarda, farklı hizmet senaryolarında nasıl davranacağını ya da nelerle karşılaşabileceğini belirleyin. Daha önceden bir gözlemleyin, test edin. Ses, video, jest, mimik odaklı kullanıcı deneyimleri için tehdit modelleme. Yapay zekanın belirgin kullanım senaryosu nedir? Yani sizin projenizin tam olarak istediği, çözmek istediği şey tam olarak ne? Nokta atışı. Başka hiçbir şeyle uğraşmayacak. Bir şey sadece yapacak. Yoksa manipülasyon, şöyle diyeyim, saldırı yüzeyiniz artar. Güvenlikçiler diyor mu? Saldırı yüzeyi azaltma teknikleri vardır güvenlik olarak. Senin diyelim ki fiziksel bir kalen var. Savaş kalesi var. O kalenin kaç tane kapısı varsa saldırı yüzeyi o kadar geniş demektir. Çünkü hepsini korumak zorundasın. Burada da ne kadar belirgin bir iş yaparsanız o saldırı yüzeyi o kadar azalır. Yani kaledeki kapı sayısı azalır. Siz de belli bir şeye odaklanırsınız. Güvenlik sorunlarını çözmek için. AI etkileşimleri, kullanıcının etkileşimleri ve bir saldırganın etkileşimleri arasında varsayımlarınız nelerdir? Bu genel güvenlik sorusu. Kullanıcınız nasıl davranır? Bir saldırgan nasıl davranır? Burayı biliyor musunuz mesela? Biliyor olmanız lazım. Gözlem ve komutlara cevap olarak AI sisteminizin planlarını ve eylemlerini nasıl çalıştırmayı, izlemeyi ve kontrol etmeyi planlıyorsunuz? Yani gerçekten hakim misin projeye? Yani ben modeli geliştirdim, koydum oraya. İşte ben yapay zeka girişimi yapıyorum. Yani çok da girişim sayılmaz. Girişememek sayılır. Yani geliştirdiğin koda hakim değilsen zaten o konuya hakim değilsin. Hakim olabilmen için de onun nasıl davrandığını çok iyi bilebiliyor olman lazım. Bunun için de nasıl çalışacağı, altyapı, her şey. Bunu monitoring, izlemek. Ondan sonra da kontrol etmek. Denetim. Bütün süreçler. Hepsini ayrı ayrı altyapılarla böyle kontrol altında tutman gerekiyor. Ki hangi çıktığıyla yani sonucu görebilirsin. Burada nereye gidiyoruz abi? Yani. Gördüğünüz gibi tek bir veri var ama ben bunu çoğaltmışım mesela. Bu örnek bir veri. Bir görsel var ama bunu mesela gözü kapalı, sakallı bıyıklı olma ihtimali vesaire. Bunlar perturbation olarak ben öğretiyorum gibi düşünün. Bunları. Bir kadın fotoğrafı 3, 6, 7. 7 tane ekstra augment edilmiş. Yani çoğaltılmış. Data augmentation uygulanmış. Kopyası. Ama bu olasılıkları da öğretmiş oluyor. Burada. Bir üzerinden toplam 8 tane aldım. Demoları yapamayacağız demiştik. Temel güvenlik sorunlarından bahsetmiştik. Kasıtlı hatalar ve kasıtsız hatalar gibi ayrılabilir. Perturbation attack, poisoning attack, model inversion, membership inference, model stealing, yani model çalma gibi. Reprogramming ML system, yani sistemin yeniden programlama. Adversarial example in physical domain. Bu dediğim şey o gözlük olayı gibi. Yani kodsal bir şey yok burada. Ama ya da mesela self-driving car'ın o dur işaretini yanlış algılaması. Bunlar fiziksel domain odaklı adversarial saldırılar. Malicious ML provider recovering training data. Attacking the ML supply chain. Backdoor, machine learning. Bunların hepsiyle ilgili örnek projeler geliştiriyoruz. Hani testlerle. Ama burada sadece başlık vermek istiyorum. Exploit software dependencies. Bu mesela normal yazılım güvenliği. Misal TensorFlow ya da PyTorch kullanıyorsun ya da OpenCV. Fark etmiyor. Bunların hiçbirisinde yetkilendirme görmezsiniz. Çünkü yetkilendirme odaklı geliştirilmiş şeyler değil. Bunun üzerinde bir Python function'ı vardır. Ya da C function'ı diyelim. O bir dosya sisteminde, işletim sistemindeki bir dosya sisteminde bir dosyaya erişilir. Ama o function bir güvenlik zafiyetine sahiptir.
ilgili dosyaya erişirken ben o TensorFlow'un yetkilerinden dolayı ya da PyTorch'un yetkilerinden dolayı gidip o dosyanın yanındaki başka bir klasöre erişebilirim. Bu mesela Exploit Software Dependencies tarafındaki zafiyetlerden biri. Ve bunlar var bu arada. Güvenlik zafiyetlerinin siteleri var ya. Bakın TensorFlow, PyTorch bunlarda çok güvenlik zafiyeti var. O yüzden onu da güncel tutman gerekiyor. Güncel tutarsan yeni tekniklerle geliyor bunlar genelde. İşte kimisi XGPU destekliyor. Mesela Nvidia'nın şu GPU'sunu destekliyor. Yeni versiyonda yeni GPU gerekiyor. Bu sefer yeni GPU alman lazım. Gibi. Ya da içerisinde kod değişiklikleri de geliyor ciddi oranda. Onlara da kendi projenini güncellemen lazım. Her şeyi etkiliyor. Reward hacking, side effects, distribution shift, natural adversarial examples, common corruption, incomplete testing. Bunların ve çok daha fazla. Şöyle diyeyim. Hayatımda gördüğüm, yani ben nükleer, yani şöyle diyeyim. 10 yıl önce nükleer güvenlik, şey nükleer reaktör güvenliği üzerine de araştırmalar yapıyordum. Uzman olduğumdan değil, sadece merakla. Ama gördüğüm en karmaşık güvenlik zafiyetleri ve tahmin edilemez güvenlik zafiyetleri yapay zeka da var. Yani IoT'tur, web güvenliği falan bunlar çocuk oyuncağı geliyor belli bir süre sonra. Bu taraf bayağı bir karmaşık. Yani bunlar çok çok basit ve çok kalıp örnekler. O WASP TAP'tan gibi düşünebilirsiniz. Ama arka tarafta devasa zafiyetler var. Failure modes in machine learning bu dokümanı inceleyebilirsiniz şurada. Kısa kısa açıklamalar var. Belki kafanıza takılanlar vardır. Bu nedir, ne yapar falan gibi inceleyebilirsiniz. Data poisoning, poisoning, attacking model availability. Misal, zehirlenme saldırısı bu da, zehirleme saldırısı. Bilirsiniz bu Microsoft'un Thai Tweet robotu vardı. O ilk önce tatlı kızı oynuyordu, 13 yaşındaki. Ondan sonra da işte Hitler hayranı oldu. İnsanlardan nefret ediyordu. Hepinizi öldüreceğim, asacağım, keseceğim diyordu falan. Çünkü onunla ne mesajlaşılırsa ondan öğrenip ona göre ilerliyordu. Ama işte sağduyusu olmadığı için ne kadar fazla zehirli veriyle eğitirsen poisoning gerçekleşiyor, zehirlenme. Ve o da hemen dönüşüyor. Burada da evet şöyle bakın training verimiz var. Sorun değil. Herhangi bir veri. Online learning sırasındaki veri de olabilir. Eğitim sırasındaki veri de olabilir. Learning process var bir de model var. Tamam eğitim süreci de gerçekleşti. Sorunsuz veriyle model. Her şey yolunda. Aralara zehirli veriler atıyor. Yani manipüle edecek. Modelini, senin geliştirdiğin modeli kandıracak. Ondan sonra da gene eğitim süreci. Sonra poisoned model. Model artık zehirlendi. O tweet, işte Taybot'u gibi. Saldırgan bir modelin eğitim pipeline'ına kötü niyetli anormal veriler enjekte edebilir ve bu da modelin kararında kasıtlı bir sapmaya neden olur. Püf nokta. Kasıtlı sapma. Modelin kararını değiştirmek için sisteme yeterince kötü amaçlı veriyle saldırmanız gerekir. Bunu diyelim ki %36 saldırısı. Böyle bir kesin kural yok ama genel bir konsept gibi düşün. Ne kadar yani karşı tarafla ilgili information gathering işlemini, bu keşif süreci var ya saldırıda, onu ne kadar doğru yapabilirsiniz, o kadar ne kadar iyi, o konuda ne kadar iyiseniz, sonrasında saldırı yüzdenizi çok doğru şekilde hesaplayabilirsiniz ve başarı ihtimaliniz artar. Exploit software dependencies, algoritmaları değil, sistem bağımlı olduğu yazılımları güvenlik açıklarından faydalanır. Bu az önce bahsettiğim TensorFlow'daki güvenlik zafiyeti gibi düşünün. Security scanning, security reports, bunları takip etmeniz gerekiyor. Dikkat et, wrappers ve pre-built environments. Wrappers'tan kasıt şu, mesela OpenCV kullanıyorsun. OpenCV'nin kendisi 21-22 yıldır geliştiriliyor. Tamam halen güvenlik zafiyeti olabilir onda. Fakat onu
kendi içerisinde oturmuş bir güvenlik altyapısı da vardır, mimarisi. Binlerce kişi kod yazdı çünkü. Ama adamın birisi çıkıyor, iyi bir C# diyelim, olabilir. Kendi başına ya da küçük bir ekiple OpenCV'ye wrapper yazıyor. C#, OpenCV, C# olsun, örnek verdim. Şimdi bu bir wrapper oldu. Normalde OpenCV'nin kendisinde güvenlik zafiyeti yok. Fakat bu C# tarafında geliştiği, Python'da olabilir, Go, hiçbir fark etmiyor. Mesela şey var, GoCV var. Go geliştiricilerini inceleyebilir. GoCV, OpenCV'nin Go wrapper'ı. Şimdi bunu kullanırsın, adam orada Go tarafında güvenlik zafiyeti oluşturmuştur. O wrapper'dan dolayı sen zafiyeti yaşarsın, hacklenirsin gibi. Az dependency kullan. Evet, gereksiz olan hiçbir şey hiçbir yerde olmamalı. Eğer sunucunda bile bir IIS varsa, diyelim ki o IIS kullanılmıyorsa, o zaman olmaması lazım. MySQL ya da PHP kurulu diyelim, kullanmıyorsan olmaması lazım, bu kadar. Yoksa kullanmıyorsundur fakat PHP vardır. PHP olduğu için PHP'nin yüzlerce, binlerce güvenlik zafiyetinden de sorumlu olursun. Çünkü oradan saldırılabilir sunucuna. Dependency Management Tools, Sync var, Sync.io, bu open source güvenlik zafiyetleri, kod, static code analysis yapan bir şey. Python tarafında Potri var. Bandit is a tool designed to find common security issues in Python code. Python code tarafında genel güvenlik zafiyetlerini bulan bir araç. PyUp var. Requires.io var vesaire vesaire. Bu kod odaklı. Bu bambaşka bir konu. Geçiyorum. Tool Library Security. Az önce bahsettik. Mesela TensorFlow, PyTorch, OpenCV fark etmiyor. Bunlar internal iletişim için tasarlanmıştır. Yani iç süreçler. Yani external bir amaçla tasarlanmadığı için yetkilendirme mekanizması yoktur. Ama kodu da o şekilde çalışır. O içeride çalışacak şekilde tasarlanır. Sunucunun içinde, dışarıya açık değil. Onu ona göre tasarlaman, ona göre kullanman ve programlaman lazım. Güvensiz, untrusted ağlarda çalışmak için tasarlanmadı. Buna güvensiz bir şey olarak bakman gerekiyor. Bu nedenle. Bu araçlar, Moda Server ve benzeri, built-in yetkilendirmeye sahip değildir. Mesela TensorFlow'un Moda Server'ı. Dosyaları okuyup yazabilir, network üzerinden veri alıp gönderebilir. Bak, tam yetkili çalıştırıyorsun ya onu. Ben senin modeline hiç erişmiyorum. Hiç ilgim yok senin modeline. Ben senin TensorFlow versiyonundaki bir güvenlik zafiyetinden faydalanıp sunucuna sızıp sunucu üzerinden network'ten farklı bilgisayarlara erişmeye çalışabilir ya da bu sızdığım güvenlik zafiyetinden senin modelini kopyalayabilir. Bak nasıl bir zafiyet ortaya çıkıyor. TensorFlow models as programs. Geçiyorum. Running untrusted models. Evet, son olarak da endüstriyel yapay zeka ve otonom araçlarla ilgilenenler varsa benim gene kendi YouTube kanalımda 2-2,5 saate yakın bir sunum var. Orada da self-driving car tarafını anlatıyorum. Yıllardır yaptığım çalışmalardan değil. Böyle open source araçlar falan var. Onlardan bahsediyorum. Biraz sohbet tadında. Ona bakabilirsiniz. Tricking Neural Networks, Create Your Own Adversarial Examples makalesi Medium'da. Berkeley University tarafından yayınlanmış. Bu kadar. Evet. Sanırım 2 saat sonra. Yapay zeka ve veri alanında ilerlemek isteyen birisi neler öğrenmeli ve yazılım alanı potansiyeli en fazla olarak kısım hangisi? Yazılım alanına ayrı mı sordun? Yapay zeka ile birlikte mi sordun? Yazılım. Yapay zekada olmazsa olmaz Python. Python'la başlamanız gerekiyor. Çok fazla kaynak var vesaire. Sebepleri bunlar. Kod paylaşımı, kitaplar, video kurslar hep bunlarla hazırlanmıştır. Yani Python müthiş bir dil olduğundan değil. Özellikle söyleyeyim. En yüksek performanslı dil olduğu için değil. Ama en hızlı nasıl öğrenirim? En çok nasıl kaynak bulurum diyorsan evet Python.
sunum. Bunun benzeri zaten yayında. Benim AI Security sunumum Cihanesan.com'dan bulabilirsiniz. Bir de bu da Cyber AI. Bunu da video olarak paylaşırım. Yani tam Cyber AI olmasa da böyle biraz değindim. Biraz. Bunu da ayrıca video olarak yayınlayacağım. Bu alanda uzmanlaşmak isteyenler Cyber AI Engineer programı var. Türkiye'de ilk AI Security ve Cyber Security AI alanında uygulamalı yapay zeka hackerları yetiştiriyoruz. Kendimiz de zaten bu alanda projeler, yani girişimimiz olduğu için yani sektörü biraz oluşturmaya da çalışıyoruz. İlgilenenler ya da ilgilenen çevreniz varsa onlar dahil olabilir. Machine Learning Engineer programı da var. O da tamamen AI Engineer oluşturmak için. Açtık. Ben teşekkür ederim. Soru var mı son olarak? Sorayım. Tamam. Herkese teşekkürler. Etkinliği oluşturan ve halen burada olan arkadaşlara da teşekkürler. Biz teşekkür ederiz Cihan Bey. Ağzınıza sağlık. Güzel bir yayın oldu. Bilmiyorum İstanbul'da mısınız ama belki bugün de fiziksel yapma şansımız olursa birlikte fiziksel bir program yapmak isteriz. Evet, mümkün. Fiziksel çalışmalar da yapabiliriz. Bunu da ayrıca değerlendirelim. Arkadaşlar sorunuz varsa son soruları alıp yayını yavaş yavaş kapatmış olalım. Galiba sorular gerçekleştirilmiş. Bu eğitimlere, içeriklere cihanosan.com'dan Cyber AI Engineer başlığı var. Bir de Machine Learning Engineer başlığı var. Orada içerikler yazıyor. İnceleyebilirsiniz. Bana LinkedIn'den ulaşabilirsiniz. Bu tür sorularda oradan cevaplamaya çalışalım. Ya da mail adresinden ulaşabilirsiniz. Teşekkürler tekrardan. Herkese kolay gelsin. Teşekkürler. Herkese iyi hafta sonu. Görüşmek üzere.